Ne oluyor ya? Biz boşuna şey yaptık, panik yaptık. Epiyarinden kaynaklı oluyor. Premium üyelik alacağım buraya ya. Orada ufak bir yoğunluk olduğu zaman bu üyeliksizlerden kesiyor direkt. Ya da gerçi seninle olan sıkıntı değil gerçi. Seninle olan yayınlar şeyi yaparız hani. Discord'dan da yaparız da. Benim aslında ne diyeyim sana Twitch yayını yapsam şimdi serverlara daha yakınım ya buradan bir internet hızlı Ya evet, senin haliyle server sıkıntın yok. Türkiye'de server yok. Türkiye'de Twitch'in internet yok ki Twitch server olsun. Yine iyi yayın yapıyorlar ama benim tanıdığım oyuncular ya da takip ettiğim oyuncular çok büyük para ödüyorlar internete şu anda Türkiye'de. Türkiye'de evet. Hatta İstanbul'un böyle lüks binalarına taşınıyorlar ki apartmanlarına internetleri hızlı olsun. Onlar böyle işte, zengin işi. Tabii. Yani internet lüks yani Türkiye'de. İnternet Hızlı internet. gerçekten lüks ya. Hani şu an en iyi çözümü şey getirdi. Turkcell getirdi o konuda. Herhangi bir altyapıya bağlı olmadan Superbox diye bir cihaz yapmışlar. Bayağı bildiğin sim kartla çalışıyor. 4.5G'den veriyorsun. 280 lira falan. Benim 350 anlamadığım megabit mi ne? Ama alabildiğin haberler kadar. Kötü çekerse de kullanamıyorsun. yani bu haberlerde falan canlı yayın yapıyorlar ya Evet. onu nasıl yapıyorlar acaba? Mobilden canavar gibi Ya kayıt işte o gönderiyor. da şey 4.5 ya. Onda da bazen canlı izlerken blurlanıyor ya. Kalite Evet. düşüyor falan birdenbire. Anladım. Direkt telefondan gönderiyorlar ama nasıl bir sistem kullanıyorlar? Ne diyorduk? Konumuza dönelim. Yarım kaldı. Şey diyorduk. Sana sık gelen soruları toplamıştın. Ya topladım burada yazmıştım işte. Hani dedim ki seninle konuşursak hem de sohbet olur. Ben çünkü Evet, üşeniyorum evet. onun videosunu kamera karşısına geçip. Yanında karşında kimse yokken konuşması çok zor oluyor yani. Bunu Çok zor. YouTuber olmayan bilmez. Ben bir aydır video çekeceğim. 3-4 kere geçtim tek başıma. Karşımda biri olmadan ya da işte hani illa birisinin olmasına gerek yok. Akan bir chat falan olmayınca Aynen inanılmaz aynen. zor. Emre abi Yoksa hoş geldin. Emre Çiçek gelmiş. Selam Emre. İşte hoparlör yerleşimi, akustik, oda akustiği falan filan sürekli böyle hani millet özellikle de araştıran tayfa sürekli kafayı kırıyor bu işlerle. Furkan, Öyle. yayının kesilmesi senden alakalı galiba. Benimle ilgili bir durum yok burada. Ayarlar açıksa Ben de farklı kesildi. çözünürlükte izle. Tamam. Unuttum vallahi ne diyeceğim. Akustiği. Araştıranlar falan filan işte kafayı yiyorlar böyle işte. Her yere bir şey koyuyor, ölçüyor, biçiyor bilmem ne işte sonar box'ta carttı curttu. Ben o konuyla alakalı konuşayım da millet çok fazla şey yapmasın. Yani bizim öncelikle şundan başlayayım. Oda akustiği böyle çok ben bu işin profesyonel değilim. Yani profesyonel oda akustiği ile alakalı veya işte ses yalıtımı ile alakalı hiçbir işte bir bilgim ya bilgi demeyeyim de mühendislik ya ve eğitimim yok falan ama bu işi profesyonel de değilim. Profesyonel yapsın. Ben sadece bildiğim kadarını konuşayım. Bazı konularda her konuda uzman olamazsın. Tabii ki. Bildiğim kadarını konuşayım. Şimdi bir kere şunu unutmamak lazım. Piyasada sadece kulaklıkla dünyaları sallamış adamlar var. Evet. Alternatif mi? Ya da işte istisna mı? Bence değil. Ondan sonra bunlardan biri Ahmet Şendil. Kesinlikle. Avicii böyle başladı rahmetli. Ondan sonra çoğu yani bizim odasında böyle hani bilmiyorum şeyi gördünüz mü? Martin Garrix'in ilk çıktığı zamanlarda odasının stüdyosunu gösteriyor. Hiçbir şey yok stüdyoda bildiğin çocuk odası gibi yani genç Evet, odası gibi. adamın pluginleri bile crackliydi yani. Ya pluginlerin crackliğini falan filan o ayrı mesele de yani odada hiçbir şey yok.
Evet. Birçok böyle hani dünyayı sallamış adamın Hartwell'in odası mesela. İlk zamanlara baktığın zaman Hartwell'in fotoğrafları var. Hartwell olmak üzereyken. Şimdi tabii verdiler 200 bin euro bilmem ne falan. Yaptırdılar stüdyolar ama para vardı. Para var şimdi. Para var, huzur var. Onları şey yapıyorlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Demek ki oluyor yani. Böyle şimdi mesela senin oturduğun, bulunduğun odada bir akustik düzenleme yok değil mi Mustafa? Hiçbir şey yok. Hiçbir Bayağı şey yok. yanımda bir tane dolap var işte. Yatak var bir Yani tane. Bayağı normal oda yani burası. normal oda ama bu Hı senin hı. müzik yapmana engel değil. Bunlar Yo. işte çok klasik. Çok klasik şeyler. Benim geçen Bunları seneye konuşuruz. kadar stüdyo monitörüm yoktu. Yoktu. İşte ben de diyorum ki bir odadan minimum para harcayarak maksimum performans almaya çalışalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi ben bu odayı yapmadan önce şöyle yaptım. Ya da ne zaman monitörleri değiştirsem öyle yapıyorum. Bütün her şeyi çıkartıyorum odadan. Masa bilmem ne ıvır zıvır. Sadece sandalye kalıyor ve hoparlörler kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı. Şimdi bu arkasında 30 santim olacak. Önünde 50 santim bile olacak işte. Yanlarda şu kadar olacak. 2 bölü 3, 5 bölü 4 bilmem ne. Böyle yazıp kağıda matematiğe bilmem neye verdiğin zaman işin içinden çıkamazsın. Şöyle düşünelim. Bir odada en iyi ses hangi sestir sence Mustafa? Nasıl yani hocam? Bir odada en iyi tınlayan ses hangi sestir? İnsan sesi nasıl? Yok ya, yok. Ben anlamadım ya, soruyu anlamadım. Soru şu. Senin Odada odada en iyi duyumun nedir? Yayın gitti. yayın mı gitti? Heh. Nasıl gitti ya? Basbaya. Yo, çevrim içi. Ben burada da açık. Ha tamam o zaman. Tamam. Ya kendi sesimiz falan değil. Kendi sesimiz en iyi müzik enstrümanı. O ayrı mesele. İnsan sesi en iyi müzik enstrümanı. Bir odada en iyi duyum nedir biliyor musun? O kişinin kendi duyduğudur. Açacağım bunu. Bakı Ya baba hoş geldin. o kişinin odada dinlediği parçayı en iyi şekilde duyduğu kısımdır, değil mi? En iyi Yani ses doğru, odada. evet. Hoparlörmüş, bilmem neymiş, masaymış, sandalyeymiş, işte yalıtımmış, çarpmış, çürpmüş hiçbir önemli değil. Önemli olan odada en iyi duyduğun ses. Şimdi bu mantıktan yola çıkarsan, çünkü belki flat sevmiyorsun. Tamam, ölçüyorsun dümdüz çıkıyor diyelim stüdyo. Öyle bir şey yok da dünyada yok zaten. Dünyada hiçbir Yok. profesyonel stüdyoda yok. Çünkü işin fiziği var, room modları var. Odanın boyutları bilmem neleri açısı cartı curtu her şeyi önemli yani. Kusursuz bir oda yok. Dünyada hiç kimse kusursuz bir odada oturmuyor. Onu bir geçelim bir kere. Bunları düşündüğün zaman, işin fiziğine girdiğin zaman kafayı yiyorsun. O yüzden ne yapacaksın biliyor musun? Odaya geçtiğin zaman benim yaptığımı yap. Bütün her şeyi çıkar. Bilgisayar hiçbir şey olmayacak. Sadece hoparlörleri koyacaksın. Onu bağlayacaksın. Ya bir laptoptan veya işte neyse. Sandalyeye oturacaksın ama özellikle tekerlekli bir sandalye, yani tekerleği olan bir sandalyeden bahsediyorum. Evet. Tekerlekli sandalye derken Allah kimsenin başına Tabii. vermesin. Olana da yardımcı olsun. Bir tekerlekli sandalyeye oturacaksın. Tekerleği olan bir sandalyeye oturacaksın. Ondan sonra hoparlörleri koyacaksın. Odada nereye yerleşeceksin? Şimdi kafanda bir plan yap. Ya şimdi bazen kapı orada oluyor, cam orada oluyor, bilmem ne orada oluyor. En iyi ne yapabilirsin? Neresi olabilir? Bakıyorsun şimdi. Ha tamam, ben bunları duvara doğru koyayım. Şu duvara doğru. Şimdi benim odaya baktığın zaman karşımda duruyor hoparlörler. Ben bunları başka türlü, ya odanın dikine oturman öneriliyor. Bence de daha iyi. Çünkü duvardan ne kadar uzak olursa arka duvardan daha iyi. Çünkü işin kabası arka pisliği arka taraftan geliyor genelde. Evet. Arka duvardan yansıyor. Şimdi hoparlörleri koydun, seyrediyorsun, işte dinliyorsun. Açacaksın abi.
En sevdiğin parçayı. Dinleyeceksin. Kendi kendine bir sound check. Tabii. Oturacaksın, dinleyeceksin. Sandalyede oturuyorsun. Tekerleğin var ya şimdi. Şimdi önce yerini bulacaksın. Mesela bir ileri gideceksin. Biraz ileri gideceksin. Bir santim geri, 10 santim ileri, 10 santim geri gideceksin. Oturduğun yerde en iyi sesi duyduğuna inandın. Ha ya bu, tamam, bu tam istediğim gibi tınıdı bu parça. Tam benim istediğim gibi. Sweet Diyorsun spot ya. dediğimiz nokta değil mi bu? Sweet spot, tatlı nokta. Oturduğun zaman oraya bir işaret koy. Ondan sonra oraya otur. Yukarı aşağı ayar yap. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sandalyeyi yukarı aşağı ayar yap ki, çünkü masanın boyutunu ayarlayacaksın. Onu da bulduktan sonra işte orası senin stüdyonun en iyi ses veren noktası. Sen oraya ne koyarsan koy. Duvarlara ne yaparsan yap. Ne kadar dünyanın en iyi bass trap'ını bilmem nesini, yani ne yaparsan yap. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşin içine profesyonel girmediği sürece o odadan, ya, evde olmaz. Ama en iyi duyduğun yer neresiyse orası senin odanın en iyi tınıdığı yer. Senin zevkine göre. Anlatabiliyor muyum? Yani bas, tiz, mid, her şeyin dengeli geldiği sana göre. Şimdi başkası gelir oturur oraya, der ki burada midler eksik, tizler boğuk falan. Seni ilgilendi, onu ilgilendirmez o. Ya tabii canım, O da orada sen sen, oturacaksın, sen aynen. yaşayacaksın, sen üreteceksin. O da senin odan. Bitti. Konu kapanıyor, tamam mı? Yani bu şekilde konu kapanıyor. Ondan sonra da her şeyi yerleştireceksin, masayı yerini bozmadan masayı yerleştireceksin. Mesela ben şu an, benim hoparlörlerim duvara dayalıymış, bilmem neymiş falan filan, yanları açıkmış. Hiç önemli değil. Hiç ölçmedim bile ben. Oturdum, koydum onları, oturdum, dinledim. Ha, burada çok iyi geliyor bunlar. Tamam, bitti. Benim için konu kapanmıştır. Ondan sonra ölçtüğüm zaman da zaten Sonarbox'ta ölçtüğüm zaman da gayet güzel bir frekans cevabı alıyorum. Sonarbox bile kullanmıyorum artık. Onu yaptıktan sonra olay kapanıyor, konu kapanıyor. Ne yapacaksın? En iyi sesi aldığın yere bütün her şeyini, ıvırını zıvırını koyacaksın. Ondan sonra devam edeceksin. Yok orayı da 1 santim aşağıydı, 3 santim yukarı. Bitti yani, hiç düşünmeyeceksin. Çünkü odanın içinde oturdukça, otura 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 o sese öyle bir alışıyorsun ki, odanın sesine. Ya ben mesela dünyanın en iyi stüdyosuna gideyim şu an. En iyi ses duyabileceğim stüdyo. Bu odada daha rahat ederim şu anda. Belki benim Evet. odadan kat be kat daha düzgün ses vardır. Daha iyi monitör vardır ama ben bir süre orada zorlanırım. Zorlanırsın. Oturduğun oradaki kişi mesela başka stüdyoya gitti. Adamın boyuna göre, kendi boyuna göre alçaklığı yüksekliği ayarladı. Senin boyun bile fark edecek, o bile farklı Yani. duymana sebep olacak. Aynen. Ben şimdi başka yere gidip, başka işte şehre gidip falan mix falan yaptığımız arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz oluyor Türkiye'de falan filan. Hep zorlanıyorum yani. Çünkü monitör farklı, oda farklı, bilmem ne farklı. Türkiye'nin en iyi odalarından biri Barış abi de. Evet. Barış büyük abi de. İstisnasız en iyi monitörler, bilmem neler falan filan. Ben oraya gideyim zorlanırım. Ha, yapılmaz mı? Yapılır. Ama zorlanırım. İlk başta zorlanırım. Orada birkaç tane, böyle 3-4 tane bir parça mixlemem lazım. Bir sound'a bir bakmam lazım. Hani belki ben çok baslı dinlemeye alışım veya çok tizli dinlemeye alışmışımdır. Kulağım öyle. Çünkü kulak onu kendi kendine düzeltecek. Olay bu. Hoparlör yerleşim bu. Ondan sonra da yok aynayı tutacakmışsın da, yapıştıracakmışsın da, bilmem neymiş de falan filan. Ya bunları konuştuk, anlattık. Bunlar işin teknik, matematik kısımları. Evet. Ne yapacaksın abi? Odada parmağını şıklattığında geliyor mu yankı? Kuru bir ses alman lazım. Dönmeyecek zaten. Yok, kuru bir ses alacaksın. O sesi aldıktan sonra konu kapanmıştır bence. Çok fazla da böyle içeriği işte süngerlerle bilmem nelerle kaplamaya gerek yok. Yumurta kartonu en sevdiğim, biliyorsun. Bilmez miyim ya? Gidip en kral yumurtacıdan en kral karton alın. Odaya kattığında olmaz yani o işler. Olay bu. Hoparlör yerleşimi bu. Kafaya takılacak bir şey yok. Ondan sonra da ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi eşyaları koyduktan sonra o odada hoparlörler arasında volüm dengesi olur.
dengesizliği olur. Bir taraftan bir desibel, bir SPL bilmem ne falan filan ses biraz değişir. Hoparlörü alırken arkasında volüm ayarı olan bir hoparlörden almak lazım. Evet. Şimdi koyduğun zaman buraya telefonda SPL metre var. Açıyorsun, sesi ölçüyor. Evet. Kaç desibel olduğunu. Koy kardeşim. Yani duyduğun yere koy. Önce sola al ya da sağa al, fark etmez. Sola al, dinle. Bak, kaç gösteriyor metre? Atıyorum 85, 80, 70, neyse. Sonra aynısını al, sağa yapıştır, sağ taraftan dinle. Arada böyle bir desibel oynuyor mu? O zaman hoparlörü biraz daha yaklaştırabilirsin, ayarı yoksa arkasında. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya da birini bir santim böyle hafif hafif geriye doğru yaparsan o dengesizlik sana daha erken gelmesine engel olur. Bu arada hani Stereoyu da bilmeyenler öyle için düzenlemiş olursun. o telefondaki o Din Audio'nun aplikasyonu inanılmaz. Kendi odanızda ölçüm yapın arkadaşlar. Aynen Sağ aynen. sol eşit geliyor mu? Gerek arkasından ayarlayın, gerek pozisyon olarak ayarlayın. Ben çünkü ilk bu monitörleri aldığımda çok aklıma takıldı. Hani iyi yerleştirdim mi acaba? Açılar doğru mu? Gözümle bakınca doğru. Açtım. Senin videolardan görmüştüm zaten aplikasyonunu. Açtım, ölçtüm. Tamam iyiymiş. İçim rahatladı. Yoksa kafaya takıyorsunuz böyle şeyleri. Kafaya takıyorsun, her şeyi kafaya takıyorsun. İşin içinden çıkamıyorsun abi. Evet. Kafayı yiyorsun. Bu oradan bir benim bak birkaç tane Amerikalı arkadaşım var. Takıntılı yani adam. Hani ölçüyor böyle şeylerle. Hani bu ne deniyor ona? İnşaatlarda ölçüyorlar ya böyle. Evet. Sağ sol dengesini bilmem nesini. Adı ne? Su, neydi o ya? Adı neydi? İnşaatçı olmadığım için bilmiyorum. Su terazisi. Su Su terazisi demiştim. terazisi. Heh. Çok yaşa be. Canım moderatörlerim. Bak ikisi de biliyor. Aynı anda yazdılar. Adaletin kılıcı. Su terazisine, adam su terazisine koyuyor, metreyle ölçüyor, ne bileyim sıcaklığını ölçüyor falan. Öyle arıza tipler var. Hiç gerek yok abi. O adam oradan ne yaparsa yapsın ses alamaz. Yani dünyanın en iyi sesini yapma şansı yok. Millet bunu kafaya takıyor. İşte şöyle bir sorun var. Tamam anladım, bot değilsin abi. Bir daha edelim. Fark ettim gerçek biri olduğunu. Zaten botun ismini Samet koymaz kimse. Chat'e gelen soruları okuyalım mı sonra mı Aynen saklayalım? okuyalım. Oda akustiği ile hoparlör yerleşimi ile alakalı soru varsa soru alalım. Ondan sonra da Tamam. kulaklıkla mix'ten bahsedeyim. Furkan demiş ki bir apartman dairesinde 5 inç monitörler, ses yalıtım ve oda akustiği yetecek seviyede yapılabilir mi? Bir apartman dairesinde 5 inç monitör ses yalıtımı ve oda akustiği yetecek seviyede yapılabilir mi? Soruda bir şey eksik ya. Bir şey eksik. Bir Bir şey eksik. apartman dairesi falan fark etmiyor. İstersen villada otur yani. Bütün Tabii odalar canım. aynı. Yazılımın adı neydi Emre Hocam? O Dünya Dina diyor meter yazıyor. Meter. Ziyonu. Metre. Dina diyor. Metre de yazarsan. Şu bak. Ya gösteremiyorum. Dur. Azıcık aşağı indir hocam. Aynen. Ya SPL metre yazsan da olur. Fark etmiyor. Herhangi bir SPL metre olur yani. Evet. SPL metre. İlla Dina Audio'nunkini kullanmak zorunda değilsin. Ücretsiz Arayüzü çok çok var çünkü. güzel yapmışlar. Yani Dina Audio güzel ve Dina Audio olduğu için arkasında doğru ölçtüğüne inanıyorum. Bakıyorum başka. Hocam kulaklık kullanıyorum ama son ses kullanma alışkanlığım var. O şekilde mastering yapabiliyorum. Akustik travma bile geçirdiğim oldu. Kendimi nasıl alıştırabilirim bu duruma? Ben söyleyeyim önce. Benim de öyle bir alışkanlığım vardı. Son sesle kullanıyordum kulaklıkları. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama çok yüksek sesle dinlediğiniz zaman sert duymaya başlıyorsunuz. Hiçbir monitör, hiçbir hoparlör, hiçbir kulaklık dayanmaz arkadaşlar. Çok yüksek gain'e. Kısık çalışacaksınız, alışacaksınız. Ben şeyle nasıl alıştım?
Bütün kanallarımı eksi 20 desibel açmaya başladım çalışırken. Kulaklığın sesi otomatik kısılmış oldu. O saatten sonra da zaten elimle de kıstım yani. Kulaklığı son ses açmak iyi bir şey değil. Yani ilerleyen yaşlarda büyük sıkıntı yaşarsın. Evet. Normal müzik dinleyecek seviyede öyle, yani sonuna kadar açma, çünkü zaten 10 dakika 15 dakika sonra özellikle de kulaklıkta kulakların gidecek yani. Çıkardığın zaman hiçbir şey duymayacaksın kulaklığı kulağından. Tinnitus oluyorsun aynen. Selamlar. Referans monitörlerine 2 artı 1 stereo hoparlör kullanmanın ne sakıncaları vardır acaba? Hanut, ben en çok dinlenen parçalarımı, en çok para kazandığım parçalarımı 20 liralık Kipa'dan aldığım bir tane Trust 2 artı 1 ses sistemiyle yaptım. Kulaklık da yoktu. Sen sadece bileceksin hani o dinlediğin sana ne, seni nasıl yanıltıyor. İmkanın varsa al. İmkanın yoksa da bende monitör yok. Ben monitör olmadan nasıl yapacağım deme yani. En çok dinlenen soundtracklerden biri, yani dizi müziklerinden biri 01'in 01 dizisi, Aa 01 evet. Bir Zamanlar Adana'da dizisinin beatleri en çok dinlenenlerden biri. Onu yapan adam da Logitech kullanıyordu ilk başlarda. Yani. 2 artı 1 Logitech. O yüzden kimse yani olmuyor, imkansız. Şöyle kafayı takmayın arkadaşlar. Müziğe odaklanın. Hiç gerisi hikaye. Yok benim davulum kötü, sesi kötüymüş de. Öyle bir şey Bilmem yok neymiş de. da. Yok öyle bir şey. Yok yok. Aynen. Yani defalarca ispatlanmış şeyler bunlar. Hiç kimse sizin odanızda ne kadar kusursuz ses olduğundan haberi olmaz. Siz parçayı koyuyorsunuz YouTube'a. Hiç kimse demez ki yani işte Samet'in bunun odası kesin iyidir. Bu kadar iyi yaptığına göre demez yani. Hiç öyle bir şey düşündüğümüzü hatırlamıyorum ben. Öyle bir şey yok. Öyle bir dav yok. Furkan düzeltmiş soruyor. Apartmanda Bakayım. yaşıyorum. 5 inçlik bir monitörler. Oğlum bu nasıl Türkçe? 5 inçlik monitörler komşuları rahatsız etmeyecek şekilde ses yalıtım için ne yapmalıyız? Home studio için, oda akustiği için neler tavsiye edersin? Şimdi apartmanda komşuları rahatsız etmemen için saat 9'dan 10'dan sonra monitörleri kapatman lazım. Ben bu sorunu nasıl açtım? Yeni bir binaya taşındım. En üst, en köşe dairesine. Hani üst katında kimse olmadığı zaman sıkıntı çıkmıyor. Şimdilik şeyim ama ara katlarda ya da giriş kattaysan o üst kata ses gider abi. Ya da para harcayacaksın. Apartman dairesinde komşuları rahatsız etmeme şansın yok. Bası engelleyemezsin. Apartmanlar kartondan yapılıyor çünkü. Yani ne yaparsan yap, bu bas komşuya gidecek. O yüzden kulaklıkla çalışmaya alış. Zaten çok büyük fark etmeyecektir yani monitörlerle çalışmakla kulaklık çalış. Onu konuşacağız zaten birazdan. Artık teknoloji gelişiyor arkadaşlar, yani teknolojiyi takip ederseniz kulaklıkla mixing de artık oluyor. Ya ben sizin yerinizde olsam işte mix için bir kulaklık alamıyorsanız, Mix. bütçeniz yoksa abi Monitöre masraf edeceğim. bir tane iPhone kulaklığı takın. Finalde oradan dinleniyor o işler. Ben en kötü zamanlarımda öyle yaptım. iPhone kulaklığıyla yaptığım mix'i dinledim. Valla bir yani stüdyo monitörüne para harcayacağına bence kulaklığa masraf yap. Evet, En gürültü iyisi o. derdin olmaz işte komşular, komşuya ses gidecek Benim mi? aynen. Benim kafamdaki kulaklık Yamaha MT5 şu anda. Burada da MT8 var. İkisinden başka kulaklık kullanmıyorum. Geçen gün Focalis'in Professional aldım. Beğenmedim yani. Sen bayağıdır Dinliyorsun. kullanıyorsun hocam bu Yamaha'ları. Ya ben şimdi Çıktığı gün sürekli aldın, değil mi? ben bunu 2 sene falan oldu işte. Çıktığı gün aldım. Tesadüf aldım. Daha doğrusu acil kulaklığa ihtiyacım vardı. Müzik markete gittim. Kapanmak üzereydi. Dedim bana bir tane mixing kulaklığı ver. Audio Technica falan bakacaktım işte. Ondan sonra dedi ki Audio Technica yok. İşte M30, M20 falan. Dedim daha iyi bir şey yok mu? Dedi ki bir de bunları dene bakalım. Ver bakalım dedim. Yarın getiririm. Ben bunu Yamaha sevmiyorum falan. Ya, monitörlerini sevmediğim için. Yamaha sevmiyorum. Geri getiririm ama dedim. Tamam dedi. Bence dedi getirmezsin. Adam haklı çıktı. İki Allah senedir Allah. burada.
Ve sürekli kulaklık deniyorum. Sürekli Harbi kulaklık deniyorum. Hiçbir şey çok şekilde garip. Yani Yamaha'nın monitörleri sıkıntılı oluyor. Son bile monitörler nedir vallahi onu bilmiyorum da kulaklıkta nasıl yaptılar o işi? yani çok iyi olmuş yani. Vallahi ben Çok iyi. kulaklık alacağım. Geldi mi acaba onlar Türkiye'ye? Yamaha bilmiyorum ama Dore Müzik'te vardı. Şimdi 5 mi, kulak 8 mi? İkisinin farkı ya motor çıkmış. ne? İkisinin Gördüm. farkı şu. Bu biraz daha böyle nasıl diyeyim sana M40 M50X farkı gibi. Bu kulaklık biraz daha hafif, daha ucuz. Ses olarak da daha böyle yani nasıl diyeyim sana cerrahi değil bunun gibi. Yani daha böyle müzik dinlenesi, müzik yapılası bir kulaklık bu. Ama mesela ben ikisini de kullanıyorum. Bu kulaklık biraz daha şey geniş. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey tamam yani bence. Ki fazlasına gerek yok. Gelmedi mi buraya? İşte 1000-1500 euro kulaklıklar da geldi buraya. Çık girdi, çık girdi, Zaten çık ondan şaşırdım ya ben işte 2 yıldır kullanıyorum diyorsun. Çıktığı gün aldın onu hatırlıyorum Facebook girdi. Evet, paylaşımından. DT Beyerdynamic DT1990 aldım. 550-600 euro. Öve bitiremediler, aldım. 2 ay sonra sattım. Yani şeyini bile çekme ihtiyacım olmadı. Videosunu bile çekmeye ihtiyacım olmadı. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yeni gelen herkes. Selam. Şimdi kulaklıkla mix'ten bahsedelim. Öncelikle Evet. şeyden bahsedelim. Yani hoparlörlerle kulaklık arasındaki mix yaparken ki fark nedir falan filan diye bahsedelim. Çok basit. Hocam, istersen başlamadan önce bir şey yap. Sayfayı bir yenile istersen. Bu sefer de ses kalitesi düştü. Hangi sayfayı yenileyim? Eperini. Tamam. Geliyor mu? Yes geldin hocam. Kulaklıkla hoparlör arasındaki mix yaparken veya parça yaparken ki farktan bahsedelim. Değişme var O arkadaşlar. Discord çok kötü yapıyor sesi. Eyvallah kardeşim. Cansın. Yani şöyle. Hoparlörler şimdi benim karşımda hoparlörler var. Sağda solda. Kulaklığı çıkardığımı düşünün. Mix yapıyorum, parça yapıyorum. Şimdi bir taraftan gelen ses benim sol kulağıma geliyor ya soldan. Veya sağdaki sağıma geliyor ya. O sağdaki benim soluma da geliyor. Duvarlara çarpıp geliyor. Ne bileyim işte tavana çarpıp geliyor. Bir şekilde benim bu tarafıma da geliyor. Şimdi kulaklık kullandığı zaman fark etmez. Açık kapalı bilmem ne falan filan. Geç onları geç. Bu kulağıma gelen sesi burada duymuyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kulaklığın en büyük avantajı. Dezavantajı. Nasıl? Bir kulağıma gelen sesi bir kulağım işte bu hem avantaj hem dezavantaj. Çünkü sesin oda içerisinde veya gerçek hayatta yansımasını Ha duymuyorsun. evet. Doğru. Genişliğini duymuyorsun. O genişliği duymuyorsun ama en azından ekstradan da çarpmıyor kulağına. Çarpmıyor. Odan kötüyse tabii ki yani en dandik kötü odada tınıyan bir stüdyo monitöründen iyidir yani. Evet. Şimdi böyle bir problem var. Bu problemi kabul etmemiz lazım. Bu işin teknik konuları ama şöyle bir şey var. Odam kötüyse kulaklık kullandığım zaman odadan gelen saçma sapan sesler kulağıma gelmeyecek. Yani bir yerde al gülüm ver gülüm. Yani iyi odada monitör tamam. İkincisi kulaklıkta çalıştığın zaman o hoparlörün mesela benim buradaki hoparlörlerim baslar çaktığı zaman böyle kickler bilmem neler böyle göğsüm möğsüm titriyor yani. Elim ayağım böyle işte. O vibrasyonu hissediyorum. Şimdi böyle bir şey yok kulaklıkta. Ama şöyle bunun önüne şöyle geçiyorlar.
Yani ben hatta şöyle düşünüyorum. İleride muhtemelen komple odada şeyi kaldıracağım. Hoparlörü kaldıracağım. Sadece öyle dinlemelik bir şeyler olacak. Sadece kulaklıkla çalışacağım. Yani o vuruyor ya böyle. Onu hissetmiyorsun. Evet. Fiziksel olarak hissetmiyorsun sesi. Kulağında tamam ama yok. O hissiyat yok. Ama onun önüne şöyle geçiyorlar. Üstüne giyebileceğin Evet. subwoofer yelekler var. Yani böyle mont gibi giyiyorsun üstüne yeleği. O titreşimi vermeye başlıyor. Kulaklıkta dinlediğin zaman ben onu denedim. Acayip bir şey. O yüzden diyorum zaten geçeceğim diyor o taraflara. Evet. Yeleği giyiyorum ve kulaklığı takıyorum. Sanki böyle inanılmaz hayvani bir odada, yani kusursuz bir odada oturuyormuşsun gibi oluyor. Evet, Seviye çanta 3. şeklinde olan falan var. Seviye 3 yani. Kar 98'li tek atamıyorsun. O kadar iyi bir yelek. Ondan sonra onun önüne geçiyorsun. İkincisi Goodhertz'in Can Opener diye bir kulaklık açıcı diye bir uygulaması var. Bu Var ne? var olmaz mı? Benim en çok dinlenen parçalarımdan biri işte Dead Mouse'un çaldığı parçayı ben tamamen kulaklıkla yaptım. Tamamen. Let's Get Dangerous diye, Emrah Çelik Let's Get Dangerous diye yazarsanız Evet. onu ben kulaklıkla yaptım. Kulüpte de çaldığın zaman hayvan gibi çıkıyor, bilmiyorum yani. Kötü olabilir miksi ama bence sattığına göre 7 bin 8 bin dolar. 6 ayda çartta kaldığına göre kimse şikayet etmez herhalde. Tabii ki. Goodhertz'in Can Opener diye bir kulak uygulaması var. O uygulama sağdaki sesi gecikmeli olarak sola gönderiyor. Veya SPL'in fonitörü var. Fonitör denen bir işte kulaklık amfisi var. Onda da var aynı şey. Geç kalmadın, geç kalmadın Seamus. Aynen. Kaçırdığın yerde şeyden izlersin zaten. Seviye 3 yelekten bahsediyordum ben. Tekrarlardan. Şimdi bu tarz cihazları kullandığın zaman o şeyi ortadan kaldırıyorsun. Geriye sadece tek şey kalıyor. O da bu klostrofobik mi deniyor? Kapalı hissiyatı var ya. Onun önüne de yapabileceğin bir şey yok. Geçemiyorsun yani. Ne Onu kadar yapacak bir şey en herhalde. kralını kullan, en konforlusunu kullandım, denedim yani hiç. O kulağında bir şey var yani onu. O yelekler şeyde satılıyor, Toman'da satılıyor. Toman'dan sipariş verebilirsiniz ama yani bu şekilde mesela komşuyu nasıl rahatsız etmeden çalışacaksın değil mi? Burada gümbür gümbür vuruyor yelek. Yelek vuruyor, kulağında müzik bangır bangır çalıyor. Komşun yukarıda uyuyor. Veya işte yanında bir insan uyusa bile rahatsız etmiyor. Link var mı bilmiyorum, bakayım. Toman'a yazın çıkar arkadaşlar, Sappek falan. Subpack diye. Yazayım hatta ben, siz Paylaşabilirsin bunu. yazarsınız. Adamlar gerçekten iyi bir şey yaptı. Gözlük ile de kullanmak, kulaklık kullanmak sıkıntı. Ama kulaklığa uygun gözlükler çıkartıyorlar artık. Şimdi bunun önüne geçtik. Dolayısıyla ne oldu? Dünyanın en iyi stüdyosu sizde olmasa bile, hoparlörleri sizde olmasa bile alıştığınız zaman bütün bu sisteme işte yelekti, kulaklıktı ama onu giyeceksin her seferinde falan filan. Ya yani böyle bir angarya işleri var da ben hiç sevmem öyle şeyleri. O hissiyatı da yakalıyorsun artık yani subwoofer'ın bilmem neyin o kulüpte titriyor ya böyle işte subwoofer çakınca böyle. Onları yakalıyorsun. Pahalı ürünler ama dediğim gibi stüdyo kurmaktan ucuz. Evet. Bak buradaki monitörlerin burada Dina Audio LYD48 var. Tanesi kaç para bilmiyorum Türkiye'de. 1100 euro falan Avrupa fiyatı. 8-9 bin lira falan. 16 bin lira çifti. Ondan sonra burada abaküsler var. 790 euro çifti. Bunların yerine ben 390 yani 400 euroya falan bir abaküs nereden çıktı? Bir Tabii. sappek alıp şu Yamaha kulaklığı kullansam bayağı bir para kazanıyorum yani. Aynen. Yani öyle düşündüğümüz zaman da.
Bakın arkadaşlar, şimdi bir monitör fiyatı bilmem ne falan, bunlar ayrı bir şey. Ama şunu unutmayın hiçbir zaman. Komşunuzu rahatsız edip, belki psikopattır. Benim Samsun'dayken psikopat bir komşum vardı mesela. Müziği açamıyordum hiç. Psikopat çocuk. Ya Yani benim şey rahatsız. vardı. Eski evimde. Cezaevine girmiş çıkmış adam, bıçaklamış bir adamdı yani. Öf. Benim Yani de üst bundan katımda şunu şey tutamayın. oturuyordu. Polis oturuyordu. Sıkıysa aç yani şimdi. Ya hayır, açmadığın zaman da normal işte kaçtı, bir desibel sınırı var ya onun, belli bir saate kadar. Evet. O sınırlara uysam bile hiç üşenmeden üniformasını giyip kapıma geliyordu. Şikayet Şey var var mesela. diye. Evet Oklavayla evet. yukarıdan. Kendileri tepede zıplıyordu. Ben uyurken bir şey demiyorduk. Aynen. Acayip acayip Valla şeyler. benimki de cezaevinden girmiş çıkmış psikopat, kafayı yapıp haplanıp geliyordu yukarıya. Emrah diyordu. Şunun sesini bir diyordu. Kısacan mı azıcık falan böyle. Her şey gelebilir abi başına. Uyuyacağım diyordu, uyuyacağım. Kulaklıkla Yani can kurtarır yani. kulaklıkla da mix yapabilirsiniz. Yapanlar var. Bizim Türkiye'de de ismini bilmiyorum. Sen ismini tam hatırlamıyorum şu anda. Bir güzel bir mühendisimiz var. Sadece kulaklıkla mix yapan veya kulaklık konusunda çok iyi mixler çıkartan. Sadece kulaklıkla mix demiş biri vardı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Vallahi düşündüm, benim de gelmedi hiç aklıma. Hani illa ki tanıyorumdur, ismen biliyorumdur en azından. Ama öyle bir özelliği olan bir mühendis. Türk değil mi? Türk, Dedin. Türk, Türk. Hatta bayağı bir iyi iş yapıyor yani, sadece kulaklıkla. Özgür Yurtoğlu mu diyeceğim ama o da çok monitörle Yok. çalışıyor. Özgür Yurtoğlu değil, hayır. Böyle çok böyle hani göz önünde olan biri ya da işte müziktekte falan aktif olan biri değil. Yani durum bu. Kulaklıkla mix yapabilirsiniz. Bir nokta daha var, onu da bahsedeyim. Kulaklık alıyorsunuz ya arkadaşlar. Bu kulaklığın sesi flat diyor adam. Flat. Öyle bir şey yok. Kulaklığın sesi flat olmaz. Flat duymuyorsun çünkü. Duyma şansın yok. Kulaklığın dibinde yani. Nasıl flat duyabilirsin? Öyle bir flat diye bir şey yok. Kulaklık ölçülmüş, biçilmiş, test edilmiş, ne bileyim araştırılmış şekilde baktığın zaman kulaklığın en iyi cevabı insanın anlayacağı şekilde Harman Kardon diye bir araştırma var. Harman Kardon eğrisi diye bir Evet. eğri var. Onu da şu anda Sonarbox sunmuyor. Ama konuştum ben, çalışmaları varmış, düşünüyorlarmış çünkü çok isteyen oluyormuş. Alternatif olarak Harman Kardon'a çevirecek. Şu anda onu tek sunan Morfit. Morfit değil Tune mi? Evet. Boosters Morfit diye bir uygulama var. Morfit alıyorsunuz. Yalnız Morfit'in sıkıntısı çok fazla kulaklık desteklemiyor. Desteklediği kulaklıklardan alırsanız onu da orada solda seçiyorsunuz kulaklığınızın modelini. Altta da Harman Target yazıyor. Onu seçiyorsunuz. Seyredin ondan sonra. Dinleyin müziği. Tabii ondan sonra dinleyin. Hadi buyurun. Her şey. Canavar gibi oluyor bütün kulaklıklar. Yani iPhone şununla bile acayip bir şey oluyor yani. Şunu bir kalabalıktan çıkartabilirsem. Şununla bile acayip şeyler çıkartabilirsiniz. Evet. Yani durum bu. İnsan kulağı flat duymaz kulaklıkta. Hoparlörleri anlarım. Çünkü arada bir mesafe var. Ama hiçbir şekilde flat diye bir kulaklık, bir kulaklığı flat diye alma. En flat o. Frekans cevabına bakıyorlar, ölçüyorlar, flat çıkıyor. Ama sen öyle duymuyorsun ki, hissiyatın o değil. Kulağına flat geliyor olabilir. Tabii. Yani anlatacaklarım bu kadar. Sorular Sorun alalım. sorularınızı alalım. Ben şeyi çok söylüyorum hocam. Buradaki arkadaşlar sakın üstünüze alınmayın. Şimdiki söyleyeceğim şey. Spanı nasıl umut anlatacağız? Yok. Ona çok şey söylerim de. Bana işte demolar geliyor, parçalar gönderiyorlar.
Dünkü dinlediğimiz feedbackler için falan şey yapmayın yani, altını çizerek söylüyorum. Abi mix nasıl olmuş? Abi işte şu ses kartım var, şu hoparlörüm var, şunlar var. Şu pluginleri kullandım, şu kanallara bunları yaptım falan. Prodüksiyon kötü. İşte yani kick hiç tune edilmemiş. Harmonik bir yapı yok, sesler eski. Ama gidip mikse takılıyoruz. Ya da işte iyi prodüksiyondan sonra mix yapalım dediğiniz zaman Ya gidip ekipmana takılıyorsunuz. Bende şu yok, bende bu yok. Arkadaşlar bende de yoktu. Ben de çok dedim. Ya şu yok, bu yok ama yaptım. fasulye ile güvelenmiş pirinçten güzel kuru fasulye pilav olmaz. İstediğin kadar sucuk doğru. Evet. Perceived loudness hissedilebilir. Ses şiddeti işte. Lufs, LUFS ile ölçüyorsun. Hissettiğin ses şiddeti. Yani makineden çıkan ses şiddeti değil de hissettiğin ses şiddeti. Bak bu sözümü bir yere yazın arkadaşlar yani. Benim fotoğrafımı koyun, altına da yazın. Hatta küflenmiş kuru neydi? Küflenmiş kuru fasulye ile güvelenmiş pirinçten güzel kuru fasulye olmaz. Ne kadar sucuk doğrasan Doğru. doğru. Bir tane YouTube'da bazı arkadaşlar battaniye ile tablo boyutlarında D ses paneli yapıyor. Az çok işkö. Görür, niye görmesin? Ya tabii görür. Kalın kalın perde asarsın. Duvarlara Evet. olur biter. Arkasına sünger koy. Mesela arkaya koyacağınız, köşelere koyacağınız koltuklar, moltuklar bunlar ya iyi kötü sesi değiştirir arkadaşlar. Tabii. İyi bir şey varsa, kilim varsa duvara asmak. Ama takmayın yani onları. Lufs değerlerini alırken ben İbrahim özellikle yani YouTube'un bir tık iki tık altına inmeye çalışıyorum. Yani YouTube diyor ki -13 Lufs -13 olacak. Yani 13'ten sonra kısmaya başlıyor sesi. Çıkamıyorsun üstüne. Ben -11'ler -11 Lufs'larda falan teslim etmeye çalışıyorum. Tabii diğerlerinden zayıf demeyeyim de sesi kısık gibi gelebilir. Ama hayvan gibi almamaya gerek yok. Sesi kısıksa aç yani volüm kontrolü denen bir şey var. Benim orada limitere basıp dinamini öldürmeme gerek yok. Yani ben biraz EDM bile mixlesem caz mixliyormuş gibi davranıyorum. Aynen Can. Öyle yapalım. Ne diyor? Bu sözü poster olarak açılış ekranına Bir de kuru fasulye resmi koyamak. Küflenmiş kuru fasulye resmi. koyalım diyor da. Ondan sonra yayın başlarken gitsin milletin işte. Patlar kaçtın. Neyi tune etme şeyinin videosunu çekelim. Tune etme şeyinin videosunu çekelim. Ya tüyün etmekte arkadaşlar. Tune etmekle alakalı video çekeriz. Problem değil o. Ben gösteririm canlı, bir şey olmaz. Mix çıkışını sormuştum. Master çıkışını değil demiş. Mix çıkışı. Ha. Mix çıkışı da -16'larda falan. Evet. Yani -10 17'lerde, -16'larda. Aşırı düşük yapmayın. Aşırı düşük bırakmayın. Yüksek de bırakmayın. Mix'i yüksek seste mixledikten sonra kanalları kıstığın zaman oluyor yani. Mix'i yüksek seste mixlemenin yani mastering mühendisine pek iş kalmıyor ya da mastering'e pek iş kalmıyor öyle yaparsan. Ya kick'in şöyle düşün. EDM yapıyorsun, bir tane parça yapıyorsun. Kick'i ben her zaman limiterden en son yani limiterden çıkacağı seviyeye çekiyorum. Ondan sonra diğer parçalı diğer kanallarını izliyorum ama mesela vokal falan varsa o ayrı da ya o tabii EDM'de çok fazla işe yarayan bir teknik değil. Şarkıdan şarkıya, türden türe yaptığınız sound'a göre değişiyor. Evet. Yaptığınız parçaları nasıl satıyorsunuz? Marketlere göndermeyi mi soruyorsun? Beatport, Spotify falan mı? Sırayla gidelim. İyi yayınlar diye sormuş. Sağ ol. Gain staging yapıyorum. Çok kısmen kısmam gerekiyor. Bazen bütün dinamiği ölüyor ekledim. Satürasyon gibi falan filan.
Bugün ben Mixyap YouTube kanalına çok önemli bir video koydum. Onu mutlaka Evet, seyredin. mutlaka. Sinkleri mintleri şişirirken saturasyonla dikkat edin arkadaşlar. Yani sıkıntı. Yani bilmediğiniz, hakim olmadığınız saturasyon plugin'ini kullanacağınıza, Ableton kullanıyorsanız Ableton kendi saturasyonunu falan kullanın. Waves mesela çok sık şey basıyor. Bir bakıyorsun bir yerde şey birikmiş. Analog frekans diye veriyor ya bir noise. Olmayan bir harmonik çıkıyor ortaya. Evet. Noise falan da ekliyorlar Evet. şişirdikçe. Ableton'la ilgili YouTube'a yeni videolar eklenecek mi? Ableton'la alakalı arkadaşlar, Ableton Studio One bilmem ne falan fark etmiyor yani. Ben Studio One eğitiyorum. Reaper dönem dönem Reaper videoları ekliyorum. Yani arka planda koyuyorum zaten, ne olduğu önemli değil. Yaptığım yayınlara bakın, sadece yani ismi Studio One değilse Studio One başlığını çıkart. Tabii Bütün canım. hepsi işte plugin, bugünkü videonun ismi ne? Aliasing. Aliasing'in Studio One'ı, Cubase'i, Pro Tools'u bilmem nesi yok. Plugin'lerle Arka alakalı. yani O plugin'i Ableton'da da açacaksın. Studio One'da da, Logic'te de. arka plandaki program önemli değil. Sen oradaki sen işin mantığını çöz. Benim yaptığım yapmaya çalışma. Aynen. Mantığını kavramaya çalış. Ben zaten sana mantığını anlatıyorum. Ableton olmuş, bilmem ne olmuş falan filan önemli değil. Çünkü müzik herkesin kendi yapacağı iş. Ableton'da mix nasıl yapılır diye bir şey yok. Tabii canım. FL Studio ile mix mesela. FL Studio mastering koydum. Studio One ile mastering koyduk. Logic ile mastering koyduk falan filan. Gördünüz yani, değişen bir şey yok. Sadece arka planda şey değişiyor. Programın görüntüsü değişiyor. Bir de hani Ableton'un temeliyle ilgili bir video var zaten Var, Mixup.org. baştan aşağı anlatıyor işte. Öğren oradan, ondan Evet. sonra üstüne koya koya git. Hani orada bulamadığın ne Ableton'un kendisiyle alakalı bir sorun varsa sor. Ben cevaplarım onu. Mustafa'ya sorabilirsiniz Ableton'la alakalı. Mustafa Ableton dersi çekmek isterse çekebilir. Kendi bilir. Ya temelini çektikten sonra hani şeyleri falan çekmek gerekir Ableton'da. Max for Life falan. Evet. Onlara da gerek yok. Aranjesini yaptığımız parçaların mixingini yapmak ne kadar sağlıklı? Yapabilirsin. Niye yapamıyorsun? İyi Kulağınız dinlenir yapabiliyorsan. ama. Kulağını dinlendir. Ya yap parçanın aranjesini. Bir hafta sonra, 2 hafta sonra başla mixing. Aynen. Yani. İyi bir mastering'i ne tanımlar? Parça ne bileyim yani, her yerde iyi çıkıyorsa, olduğu gibi duyuyorsan, sorun yoksa, seni rahatsız etmiyorsa, işte ya şunun sesini de kısaymış, çok vokal çok yüksek demiyorsan tamamdır yani. Referans aldığım müziklerle karşılaştığımda o canlı sesi alamıyorum. O referans aldığım parçaların sesini kıs, aynı seviyeye çek, seninki daha iyi çıkacak. Yani. Dinamik aralığı daha yüksek. Onu ben defalarca ispatladım. Bugünkü video ile ilgili bir soru gelmiş hocam. Ekranı durdur. O bütün ayarları yap işte. Eğer stüdyo anda yapacaksan. Ekranı pause yap. Çıktısını al. O ayarları, o gördüğün bütün nabları aynı ayara getir. Hangisini açmışım, kapamışım ona bak. Sweep yapıyorsun. Sweep deniyor ona. Feedback'i başka gün yaparız ya. Evet. Değil mi hocam? Evet. O Benim sizin kullan. kullandığım mixingini beğendiğim parçalar neler? Pop, EDM. Çok var ya. Hangi birini sayayım? Şeyin bu son dönemde bu Shawn Mendes'in bir hatunla parçası çıktı. Senorita diye. Çok güzel mixlenmiş. Güzel masterlanmış. Bir artist YouTube'a oynayarak mı yoksa şirketlere demo göndererek mi bugün daha efektif bir strateji yapar? İkisi de birbirine İkisi de çok bağlı. önemli. Hani gerçekten iyi label'ların kabul edeceğini düşünüyorsan parçanı gönder. Zaten her zaman gönderin. Bir şey kaybetmezsiniz. Tabii şeylere dikkat edin yapacağınız sözleşmelere. Hiçbir beklentiniz olmasa bile dikkat edin yani. Ben çünkü bir keresinde bir imza attım.
evrakları teslim ettikten sonra gördüm. Bu işte remix yapan kişinin teliflerden kazanabileceği maksimum tutar 5 dolardır diye bir ibare koymuşlar. Bir de büyük bir şirket yani yabancı. Bir ara label'ların karanlık yüzlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Vallahi benim Mutlaka. elimde çok fazla şey var. Çok şey var, çok. Evet. Parça gönderiyorsun. Parçayı beğendik ama mixing'i kötü olmuş diye yalandan mixing'i kötü olmuş diyorlar, mastering'i kötü olmuş diyorlar. Senden ekstra para alıyorlar. Parçanı aslında beğenmiyorlar. Parçanı satmayacağını biliyorlar. İş bastırıyorlar ama. Hayır. Birbirlerine. Hazır gelmiyor. Şunu bir ayıklayalım diyorlar. Ya Geliyorsun, işte. gidiyorsun oraya. 200 euro, 300 euro, 100 euro senden para alıyorlar. Parçanı çıkartıyorlar. Sana hiçbir şey kalmıyor parçadan. Parçan satmıyor falan filan. Ondan sonra hiçbir şey değişmiyor yani. Hata oluyor. Yamaha MT5 için yazmıştım Facebook'ta. Facebook, Facebook. Mustafa sen de Facebook'ta mı? Facebook'ta tavsiyelerin üzerine kargom elime ulaştı. Tavsiyelerim üzerine mi kargom eline ulaştı? Enteresan. Şaka yapıyorum. Default olarak mı kullanmalıyım yoksa sonra hiç girme Sonarbox'a falan. Ya da Sonarbox'u ben açıyorum. Yüzde o mix nabı var ya mix. Onu %50'de falan tutuyorum. Kullanabilirsin. Hangisi daha çok hoşuna gidiyorsa onu kullan ama yani mükemmel bir kulaklık. MT5 fiyatına göre. Testte bir bozulma oldu mu arkadaşlar? Yine bana şey yapmayın bak. Yok, benim sesim bozulmaz Mustafa. Ha, şu an toparladı. Ya senin sesin bozulması hocam gelen sinyal. O arada bizden çıktıktan sonraki süreci var ya. Bak sıkıntı yokmuş. Bana gelişinde oluyor demek ki. Olabilir. Evet. Dün Marshmello geldi İstanbul'a. Brokater de oradaydı. 26. Gitar ile canlı performans yaptı. Evet, Braketer onu yapıyor. Braketer normalde önce hani şimdi gitarlarla falan çıkmaya başladı. Önce de Pioneer'ın ne kadar efektörü varsa, ne kadar şeyi varsa, ne kadar şov yapabiliyorsa yapıyordu da. Adam Sadece çıkıp play stop yapmıyordu yani. Aynır Türkiye elçisi adam. Evet. Onun da Alex Moreno var burada. Benim çok samimi arkadaşım. O da Pioneer İsveç. Onu da seyretseniz videolarını Alex Moreno yazın. Alex Moreno Pioneer yazın çıkar. Hayvan gibi kullanıyor aletleri. Gustav Stein mi diye okunuyor. Ben onu dinlemedim ya hiç. Ya Gustav dinlemişimdir belki Stein. hatırlamıyorum. Çok acayip. Acayip Ben işler yapıyor. olabilir abi. Ben fazla takip edemiyorum bu aralar. YouTube çok büyük nimet. İlkay Şener mesela Gangster Müzik kanalıyla patladı. Evet, YouTube kanallarını da çok güzel takip edin arkadaşlar. Öyle büyük kanallar zaten bir formu oluyor. Submit formu. Gönderiyorsun. Senin MP3'ünü adamlar bir video yapıp yüklüyor. Yani plak şirketi gibi de değil. Unofficial yaptığınız bir remix'i de oradan yayınlatıp birdenbire yürüyebiliyorsunuz. Evet. Yaptığımız parçanın özgün olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz? Bu enteresan bir soru. Şey gibi mi? Yani bu melodi acaba daha önce başka bir yerde kullanıldı mı? Ulan ben bunu çaldım ama gibi bir şey mi bu? Dinleyeceğim. Ne dedin hocam? Duyamadım. Mutlaka dinleyin yazmış da. Yorumlarınızı ben dinleyeceğim yani mutlaka. MT5 ile alakalı tak kulaklığı kulağına biraz hatta şöyle yap. Direkt çalıştırma. Aç biraz odanın sıcaklığında biraz belki hani gerçi yaz günü bir şey olmaz da. Sesi %80 %75'lerde falan aç. Müziği dinle. İnanılmaz ve o kadar hafif ki tüy gibi kafanda böyle. O İnanılmaz çok yapmışlar. önemli ya. Ağırlık da çok önemli kulaklıklarda. Mesela ben bunu niye takmıyorum şu anda? Bu 300 gram falan, 200 gram bu kulaklık. 100 gram oradan karım var. $30 dolar istiyormuş Gangster Müzik. Kendi bilir. Kendinize Mix yapın, kendi güveniyorsanız Discord'unuzu. verebilirsiniz bu arada. Paranız varsa verin. Tabii. Mix yapın, kendi Discord
Sunucusu var mı diye soruyor. Mustafa, top sende. Hemen yapıştırıyorum. Neler kaçırdık şimdi? Melodinin özgün olmadığını nasıl anlarız? Melodinin özgün olup ama melodik bu zamana kadar şöyle bir geçmişe doğru dönüp bir bak. Melodisini hatırladığın parçalara bak. Ne özgün olarak ne var onlarda mesela? Kafana takılmış değil mi? Sen kafana takabiliyorsan parça yaptığın parça başkasının diline dolanıyorsa mesela neydi? Millet birbirine hep geliyorum sana doğru falan diyordu değil mi? Mustafa. Evet. İşte özgünlük orada yani. Şey var. Hani öyle bir şüpheye düştüğün zaman yaptığın şeyde çevreni dinlet. Millete dinlet. Hiç müzikle alakası olmayan normal müzik dinleyen insanları da dinlet. Mix yap, demo dinlemiyor. Demo feedback yapacağız. Demo feedback video canlı yayın olacak arkadaşlar. Evet. Hani Ama öyle bugünkü önce bir yayında değil. tabii, yani feedbacklerden falan filan önemli şeyler, daha önemli şeyler var. Kafaları temizlememiz lazım. Oda akustiği, ne bileyim, hoparlör yerleşimi, kulaklıkla mıyız? Kafanız rahat olsun hiçbir şekilde. Milletin dediğine falan yok şöyle olmaz, yok böyle olmaz. Herkes işi yokuşa sürüyor, herkes. Herkes işi yokuşa sürüyor. Çünkü Evet. sen bir kulaklıkla parça yapıyorsun. Şimdi ticari başarıdır, müzikal başarıdır. Orası ayrı bir konu. Benim için tamamen şahsi görüşüm. Kitlelere ulaşmamış bir müzik ne kadar iyi müzik olursa olsun kitlelere ulaşmadığı için başarılı değildir. Evet. İyi müzik değildir. İyi müzik bence kitlelere ulaşan müziktir. Sen kulaklıkla yapıyorsun. Bütün işte satıyorsun adamdan daha adamın odası milyon dolarlık odasında yaptığından daha iş yapıyorsun, daha çok popüler oluyorsun. Ve adamın zoruna gidiyor. Onunla müzik olmaz diyor. Tabii canım. Onunla diyor mix olmaz diyor. Onunla diyor işte ne bileyim mastering olmaz diyor. Yok diyor koyacaksın oraya analog cihazları. Şöyle diyor yani çoğu da duymuyor arkadaşlar. Duymuyor duymuyor. Yani tamamen psikolojik. Placebo. Duymadıklarını kapatmaya çalışıyorlar aldıkları cihazlarla çoğu zaman zaten. Yani gelmiş 60 yaşına 65 yaşına gelmiş adam mükemmel sesi var. Üst frekanslar dindiği zaman 60 yaşında 14, 13, 13 bin herzi anca duyuyordur yani. Duyuyorsa o Öyle. da. Arkadaşlar yayın tekrarları Emre Hoca ile olanlar ve baskının yayın tekrarları Mixup kanalına yükleniyor. Bir gün sonra yükleniyor ama yükleniyor. Ya da aynı gün içerisinde de yükleniyor. Ama Yükleriz bunu da, yayın yükleriz bunu da. bittikten sonra da Twitch üzerinden de izleyebilirsiniz yani yayın tekrarlarını. Şimdilik. Seyretmiyorlar ki. Koyuyoruz ama seyretmiyorlar abi. Burak Yeter, Burak Yeter'in sohbetini mesela. Ben dedim ki herhalde 10 bin 15 bin kişi seyreder. Evet. Onun altına bile gelip şeyi yazmışlar. Üzüldüm yani. Burak Yeter hangi pluginleri konuşuyor, kullanıyor? Tuesday'i hangi pluginle yaptı? Niye sormadınız? Bir de diyor ki niye sormadınız? Ya Ya adamı takip ediyorsan görürsün zaten. Ne zaman önünde Logic açıksa ekranda kocaman Avenger var. Ama bu fark etmez ki ya. Onun kullandığı synthleri kullanmak zorunda değilsin. Onun kullandığı sesleri kullanmak o zorunda zaman değilsin. onun yaptığını yaparsan Burak Yeter'in ucuz Çin kopyası olursun. Aynen öyle. Herkes aynı şeyleri kullanıyor arkadaşlar. Herkes. Ya zaten kaç tane synth var şu an? En iyi synthler. Belli Serum. yani. Yeni Massive X çıktı. Galiba büyük ihtimalle kötü. Denedim. Hiç beğenmedim henüz. Massive X var, ondan sonra Avenger Avenger var. var. Avenger, Avenger'ınız olsun, Serum'unuz olsun. Yani Serum şart bile değil. Avenger, çoğu şarkı Avenger'dan çıkıyor. Bir de Avenger'da o kadar güzel trikler var ki. İşte doğru kick'i bulamıyorum. İşte diğer davullarla tamamlayamıyorum. Avenger'dan bir tane sekansı açıyorsun. 7-8 kanal. Oradaki bütün kanalları ayırabiliyorsun. Kick'ini oradan seç. Bitti yani. Konu kapanıyor orada direkt. Genreleri hepsine olur. Şanrı.
MLX çalışır kardeşim, problem olmaz. O mu düşük, o mu düşük kulaklık alırsan ses kartına ihtiyacın yok. Telefonla bile çalışırsın. O mu düşük, OHM. Yukarıda bir şeyleri kaçırdık ya. Tabii ki. Ben içerideyim. Kaçırdığımız varsa kusura bakmasınlar. Kaçırdıklarımızı tekrar atabilirsiniz. Evet. Herhalde bir dururuz bir 10-15 dakika daha da. Mustafa. Benlik sıkıntı yok hocam. Sen ne dersen o. Benim açımdan da problem. Burada saat erken de. İşin varsa diye diyorum ya. Yok, şu an bir işim yok da. Ne bileyim. Öyle. Ben genelde 2 saati uzatmaya çalışıyorum böyle yayınları da tabii izleyiciye bağlı soru şey olmasın diye. 2 saat mi? Ama ben senden 1 saatlik para aldım. Aa, hocam niye şimdi bunlar yayında konuşmasaydı? Neyse, kapat da konuşalım. Tamam onu şey yaparız ya. Hani zaten şey dedik ya gelen bağışlardan falan hiç yok bir şey. Yaprak kımıldamıyor. Neden Yamaha? Neden müzik? Ne bileyim abi, iyi işte, iyi. İyi. Dinliyorum. İyi ses veriyor yani. O yüzden. İyi ses verdiği için Yamaha. Niye Yamaha olsun yoksa? Bir özelliği yok. Sponsorum. Şahsi. Para veriyorlar bize. Evet. Bir paket Marlboro aldılar. Hiçbir önemi yok ya. Bak ben kullandığım kulaklık Pioneer. SDJ 500. Kaç yıldır kullanıyorum? 5-6 yıldır. Kulağım nasıl alıştıysa. Geçen kırıldı. Bantladım. Öyle duruyor. Geceleri Yani. kullanıyorum. Yeni bir tane kulaklık alacağım. Alışana kadar yine bunu kullanacağım. Arada bir. Acil bir iş çıkıyor. Prodüktör kimliğinizi bir kenara koyarak en çok severek dinlediğiniz sanatçılar kimler? Aleyna Tilki. Prodüktör falan. Ya Prodüktör kimliği ben de ne şey dinli değil. bana ne dinliyorsunuz diye sorma. Benim müzik dinlemeye hiç vaktim yok. Ben tekno dinliyorum arkadaşlar. Ben kimseyi dinlemiyorum başka. Benim müziğim o. Ben bol bol Türkçe pop dinliyorum arkadaşlar. Pop mop öyle Türkçe mürçe hiçbir şey dinlemiyorum. Yani açıyorum. Ya radyoda ne çalıyorsa işte. Ben dinliyorum. Ben ticari bir adam. Çok klasik. Abi Sekai diye bir adam var. Feedback stream açıyor. Bağışına bir baktım. 2000 euro. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Tabii canım. Sizce şu an trend hangi canlılarda? 3 tane saysanız mesela. Şimdi trend diyorsun da YouTube'a göre kıyaslamaman lazım trendi. Mekanlara baksan underground mekanlarda her zaman fikstir. Tekno, minimal ve sub janraları. Normal en Ben çok ticari olarak bakarsak da şu sıralar G-House'lar, Mumbahton'lar devam ediyor. R&B, arabesk karışımı bir şey türedi. size bir küçük bir nüans vereyim arkadaşlar. Adam Beyer var, İsveçli. Kendisi drum kodun sahibi. Ondan sonra Amsterdam Dans Eventler'de işte ne o Awakenings midir nedir onun da sahibi. Tabii bunları bilmezsiniz, arkasında duran isim. Bu adam en az Avicii kadar para kazanıyor. En az Martin Garrix kadar para kazanıyor. Ve daha şeyde göz önünde değil. Sokağa rahat, daha rahat çıkıyor. Öyle hayranları bilmem neleri rahatsız etmiyor. Ama çaldığı yerde o 20 bin 10 bin kişi karşısına çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Sadece böyle YouTube'da gördüğünüz, radyoda dinlediğiniz şey yok dünyada. Evet. Başka müzik tarzları var. Mesela ben geçen gün 8 mi 7 parçalık bir albüm mixledim. Bir masterladım. Böyle bir sound yok. Ama bir baktım acayip bir kitlesi var. Tekno, bir değişik teknonun bir dalı. Yani dinlemezsiniz. Burada açsam kimse dinlemez. Kesinlikle dinlemez. Ama öyle sevenler oluyor ki o. Ama ben de yani ben de çözemedim yani. Sound'u çözemedim. Hala çözmüş değilim ama yaptık işte. Film müziği yapmayı düşündünüz mü? Film müziği yapmayı
Geçen gün burada bir kulaklık sattım. Focal Spirit. Trailer müziği yapan neydi o ya? Epic Trailer diye bir label var. Oranın artistlerinden biri geldi, kulaklığı aldı. O adam bana biraz bayağı bir şeyler dinletti. Ben bilmiyorum ya. Benim böyle hani içimden gelmiyor öyle bir şey yapmak. Sezer Uysal benim çok samimi arkadaşlarımdan birisi. Çok severim. Tarzını da severim. Kendisi de iyi bir insandır. Çok paslaştık onunla zamanında, parçaları. Şeyden, Skype'tan. Mustafa abi, kendi label'ın var demiştin. Açıklama şansın var mı? Şimdi yayına geldim. Anlattıysan kusura bakma. Yo. Ya, Soundtype Records var arkadaşlar. Gönderin dinleriz. Hani tarz ayrımı yapmıyorum. Ama vokalli olacak. Yani biraz mainstream olacak. Çok underground, çok ya da çok sub janralar hariç mutlaka dinleriz, feedback veririz. Yayınlarım. Haftaya yaparız herhalde. Şeyden hiçbir hani Soundtype Records olarak yayınlamanın ne avantajı var? Ben sadece PR desteği veriyorum. Hani şu şarkını yaparken şunu şey yap. Yayınladıktan sonra şu hamleleri yap. Onları anlatıyorum. Yoksa siz de kendiniz hiç bir ücret ödemeden bütün dijital platformlarda kendiniz yayınlayabilirsiniz. Zaten bütün label'ların olayının o olması gerekiyor. Hani orta seviye bir label'a veriyorsun ama sadece release edip bırakıyor. Mesela DMC'ye şarkını verdin Türkiye'de, Doğan Müziğe. Sadece yayınladı dijital marketlerde. Ne anladın? Ne yapmış oldu? 5-10 dolar versen aylık zaten sen kendini yayınlıyorsun bütün marketlere. Geçenlerde Kurtlar Vadisi şarkısının remixinin yabancı bir elemana falan rast geldim. Çok ilginç. Olabilir. Trap zencilerin işi. Canlı yayın feedback ne Ya zaman yapılacak? Yaparız onu. ben şimdi spoiler vermek istemiyorum ama çok yakında benim sizin gibi kardeşlerimden biri çok güzel bir işe imza atacak. Yakında göreceksiniz. Ağustos ayını bekleyin. Olmaz diyenlere cevap niteliğinde. Bu iş kulaklıkla olmaz diyenlere de cevap niteliğinde. Tabii İnanmayanlara da canım. cevap niteliğinde. Bekleyin arkadaşlar. Kimse bize ulaşamıyor bilmem ne falan. Onlar da aynı şeyi söylüyorlardı. Ben onlara olmaz dedim. Çalışın. Yaparsınız dedim. Yaptılar. DistroKid'den ödemeyi nasıl alıyorsun? Ben de kullandım DistroKid'i, ödeme alamıyorduk PayPal yüzünden. Aldık da. Emre Hocam sağ olsun. Ben komisyon alıyorum onu yalnız. Öyle bir Tabii bedava yok. canım. Öyle hocam bana para gelecek, sen Türkiye'den bana göndersen, sana gelse falan yok yani. Yani öyle ufak bir sallandı, zıpladı geldi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kaçırdığım bir şey var mı? Aynen 10 numara kardeşim adam bayar. Beni bir uçurdu o bir gün mekanda. Nasıl uçurdu? Beni bir aldı müziğin içine. Hmm. Bırakmadı hiç. 2 saat bırakmadı beni hiç. Gidemiyorum. Tuvalete bile gidemedim yani. Ve tamamen ayıktım yani. Sarhoş falan da değildim. Ki normalde sarhoşumdur. Bunlar biraz daha aktif olsa harika iş yapıyor. Efes'ten çıkma. Bu Ne kim? diyor? Bunlar biraz daha aktif olsa harika iş yapıyor. Efes'ten çıkma demiş yazar. Munar mı? Cem Munar. Hım. Efes'ten çıkma falan değil. Efes'ten parça çıkardı sadece. Munar'ın Efes'e ihtiyacı yok. Munar'ın bana da ihtiyacı yok. Munar son derece yetenekli bir çocuk. Kendi ayaklarının üzerinde durabilecek çok kaliteli bir insan. Güzel de müzik yapıyor.
Olmaz diyenlere cevabımız bekleyin. Aynen öyle. Bu iş kabloyla Abi olmaz. Onun üstünde de. bak, hayırlı cumalar soruları sormayın bana bak şimdi. Abi neden spininden hep hatunlar var videolarda? Spininde neden hatun? Oğlum Bana ne yani? Ben nereden bileyim? Arayayım sorayım mı yani spinini şimdi? Siz niye hep kadınlar oynatıyorsunuz? o enteresan bir soru harbiden. Ha, kadın olur olmaz. Hayırlı cumalar şey sorusu bu. Twitch'ten yaparız artık. Yorumları ekran görüntüsü alırız bazılarını. Bugün yaptığımız bir remix'i sanatçıya ulaştırdık ve adam beğendi. Şimdi top label'da abi official olarak çıkabilir. Bence onayını ulaştırmak var. Ya evet. Mail atın abi. Yaptığınız işi bir remix yaptınız. SoundCloud'da falan free paylaşmadan önce sanatçıya ulaştırmaya çalışın bir şekilde. Mail atın, şirketi arayın, sorun. Böyle bir şey yaptım, nereye gönderiyor? Ben hep öyle öyle oluştu network'üm, öyle öyle. Ondan sonra onlar geliyor size. Senin işinden memnunduk. Şimdi hiç yeni macera aramayalım çünkü sevmiyor abi. Türkiye'deki büyük şirketlerin başındaki insanlar emekli banka memuru gibi oldukları için o tarz şeyleri hiç araştırmıyorlar. Yani sen yapmıştın, iyi yapmıştın, memnun kaldık, güzel tepki aldık. Hadi şunu da yap. Bütçe ne kadar? Bu kadar. Hayırlı işler. Hocam çok önemli soru. Brockhaus tarzı bir iş yapayım dedim en son. Çoğu kanalı genelde hype satar hesapları karışmasın diye. Ben 100 Hz'den attım. Şarkıda neredeyse hiç bas durmuyor ama Pink Noise referansı gibi dümdüz parçası bende. Arkadaşlar, görerek yapılmıyor müzik ya. Duyarak yapılıyor. Öyle yaptığında demek ki bir şey yanlış. İlla onu dümdüz yapmak için uğraşma ki. Progressive House'da zaten öyle dümdüz bir çizgi olmaması lazım. Özel danışmanlık yapmıyorum. Bana kim danışacak? Ben kime danışacağım? Şimdi Bizi kim kurtaracak? şu soruya da bir cevap vereyim bu. Eğitim almak sizce gerekli mi? Enstrüman çalmak falan filan. Yani niye olmasın arkadaşlar? Şart değil. Bence şart değil. Çünkü bu işi ya bu işi elektronik yani bir enstrüman çalmadan yapan adamlar var. Yani şart olsa bir şey şart olsa onlar olmazdı. Evet. Demek ki şart değil. Evet. Müzik de gayet de güzel. Yani şimdi Avicii'nin yazdığı kordları bilmem neleri hangimiz yazabiliyoruz abi? Ve bu konuda beni çok yanlış anlıyorlar. Ben hani müzik öğrenmenize gerek yok, gitmenize gerek yok. Ya diyorum ki kervan yolda dizilir. Ne demek? Ya başta önce yardımcı şeyleri kullan. Sonra zaten kulağın oturuyor. Pitch perfect diye bir şey var. Perfect pitch diye bir şey var. Pitch derken yine yanlış anlamayın bakın. Burayı biplemeyelim. Pitch kulağı diye bir şey var. Pitch kulağı. Pitch kulağı diye bir şey var. Belli bir süre sonra o kulak öyle bir hale geliyor ki artık duyduğunuz her şeyin doğru mu yanlış mı bilmem ne mi ya bana müzisyenler bak yıllarca konservatuara gitmiş müzisyenler mixing için parça gönderiyorlar. Adam kick bassline veya işte ne bileyim melodiler arasında ufak tefek tuning hataları var, performans hataları var, bilmem ne var. Onları bile duyuyorum ben. Gideriyorum. Gürcü hamsisi yani. Efe çok teşekkür ederim bağışın için. Çok sağ ol. Kopardık mı Yayın Mustafa? Hemen desteklediğin paylaşın için. hemen. Hemen paylaşalım. Hemen paralar yattı. Paralar yatsın hemen. Hakikaten abi bağış falan yapın yani yapabiliyorsanız. Niye yapmıyorsunuz yani arkadaşlar? Bak biz oturduk burada akşamın bir vakti, gecenin bir vakti. Sizlere bilgi paylaşıyoruz, şey paylaşıyoruz. Allah rızası için Mustafa'ya 3 lira, 5 lira ne gönlünüzden ne koparsa. Siftah çıktı aynen bu yayın. Her gün bir kişi para ödese tamam işte. Arkadaşlar ileride abone olursanız ileride çok çok özel avantajlardan faydalanacaksınız yani haberiniz olsun. Onu peşin peşin söylüyorum. Önce de söyledim. Sevgili moderatörüm çok sağ ol.
Teşekkür ederim bit için. Bak Şeyhimiz bağış yapacak. Şeyhimiz yapar yani. Bak Batman'ın en zenginleri ailesi var ya. Batman'ın yarısı bunların. Abi, Anladın IBAN mı? atayım ben direkt. Adam sana bağış yapacak. Şaka bir yana mı? Bino Game'de önce bir giriş yapacaksın falan. O biraz sıkıntılı bir sistem abi ama daha basit bir yolu yok onun. Yolu bilen arkadaşlara yol gösterirse ama mutlu oluruz. Pamuk. İban at, öyle bir şey yok lan Pamuk eller cebe muhabbeti başladı. şimdi kaçırdığımız bir şey var mı? Ha şey, bu enstrüman muhabbetine gelince. Ben de bilmiyorum enstrüman. Ne Hiç yapmıyorsun? enstrüman bilmiyorum. Sen müzisyen misin zaten Mustafa ya? 10 bin bit diyor. 10 bin bit ne oluyor? Lord Efron, çok teşekkür ederim. Amerika'dan selam. Muğla'dan selam. Çok sağ ol. Kaç para Mustafa? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ne kadar ediyor. İyi paraysa kırışır. Şaka şaka. 1001 10 dolar mı? Abi 10 Kapat dolar değil, yayını. az para mı? Paraları ezelim. Kapat. Paraları ezelim. Çok teşekkür ederim yayın desteklediğiniz için. Vokalleri öne çıkarmak istiyorsan diğer enstrümanları geriye çek. Otomatik olarak öneye çıkar. Öneye çıkar. Öne çıkar. Öneriye çıkar. Bu arada vokali öne çıkartmak için hani şeyde zorlanıyorsan Kompresörü kötü kullanıyorsun demektir. Vokal öne çıkmıyorsa. izotopun Nektar var. Nektar 3 mü çıktı? 2 mi? Neutron gibi, o da otomatik yapay zeka ile çalışıyor. 3 mü o? Evet. Tamam. Onu da deneyebilirsin. Hani dene, yaptığı ayarları gör, orayı referans al. Ondan sonra kendin yap. Hani izotopun çünkü kendi pluginlerini ben o kadar beğenmiyorum. Yayın yine bir sallandı. Heh. Şey, ben mesela mix yaptı ders almaya başladığımda, hiç mix bilmiyorken, o aldığım derslerin yanında şey kullandım. Nektar mıydı o? Şey, Neutron. İzotopun Neutron'unu kullandım. Açıyorsun abi track asistantı. Seni duymadığın yeri duymanı sağlıyor. Sana ufak bir yol gösteriyor. Şarkında nasıl bir EQ yapacaksın o seste. Ondan sonra onun üstünden yürü. Yani teknoloji kullanmak gerek arkadaşlar. Size Ben şu an mesela, canım. aynen hocam. Size mesela şeyi tanıtacağım. Odesi vardı ya, Mixed In. Mutlaka izlemişsinizdir Mixyap'tan. Onun bir üst modellerini çıkarttılar şimdi. Kaptan serisi olarak. İşte Kaptan Evet, Melodi, Kaptan efsane. Bass. İnanılmaz. Kesinlikle efsane yani. Direkt kullandığınız program içerisinde VST olarak açıyorsunuz. Ya, Kaptan Melodi diye bir plugin yapmışlar. Senin aku şeyi açıyorsun. Şimdi Kaptan Chords'u açıyorsun. Şarkının akorlarını onun içerisine yazıyorsun ya da sıfır kendi şarkınsa. Kendi akorlarını onun içinde yazıyorsun. Üstüne Kaptan Melodi'yi açıyorsun. O ikisini birbirine linkliyor. Abi Kaptan Melodi'yi açtıktan sonra bir bakıyorsun. Senin akorlarının dışına çıkmayacak şekilde. Sınırsız bir şekilde gerçekten devamlı randomize ederek 1000 tane şeyi var, fonksiyonu. 1000 farklı çeşitli melodi yazıyorsun devamlı. Değiştir, kes, biç, al. MIDI olarak tek tuşla da kanala atıyorsun. Onların hepsini tanıtacağım, onları göstereceğim. Abi LGBT destek veriyordum. Ta ki götüme elle... Ne? Fenası gibi oldu seninki de. Ulan. Ne alakalı? Nasıl Tonga'ya dışlıyorlar seni Mustafa? Yayın bir sallandı geldi arkadaşlar ya. Bu saatlerde arada sırada olabiliyor. Önce içinden oku, içinden. Bak adam Ya doğru söylüyor. yok, ben onu okudum.
Sonra ayıktım. Şey de değil yani, o söylediği şeye takılmadım da alakası, çok alakası, ondan şaşırdım. Neyse oraya girmeyelim şimdi Şeye muhabbet. takılıyorum ya. İşte bu yayın ufak bir sallanıyor ediyor ya. O bak gene git bir şey oldu. Ya ben de şu anda bir sorun yok. Ben yayına bakıyorum. Chat'i görebilmek için. Benim buraya öyle görünüyor. Bazen hiçbir şey olmasa da sanki dışarıda fırtına kopuyormuşçasına bir şeyler oluyor. Anladım. Kasma ya o kadar hakikaten. Benim görüntüm patlıcan gibi şu anda. O şey yapayım ya. Gidip geliyor. Şunu ben bir yenileyim bir daha. Tamam. Buradan da premium üyelik alayım da hiç sorun yaşamayalım şu kameranın kalitesinde falan. Ondan yaşıyoruz sıkıntıyı ya. Diğer yayıncılar, bana buraya öneren yayıncılar da aynısını dedi. Hani premium almadığın zaman sunucuda ufak bir yoğunluk olduğunda free'lerin kalitesinden kesiyor dedi. Ya öyle tabii. Bir de şöyle bir şey var yani. Buradaki yerin hiçbiri yabancı değil. Biz hepsi eşimiz, dostumuz. İlla perfect olmasına gerek yok hiçbir şeyin. Ya tabii zaten konuşuyoruz bir de. Sesimiz olduğu sürece sıkıntı yok. Skype da aynı. Bir şey değişmiyor ya, çok fazla. Ya bir de onlarda şey sıkıntısı olabiliyor, işte mikrofonu tanımıyor falan. Bu sistem çok hızlı. Çok rahat bir sistem. Kimseyi de uğraştırmıyor. Evet. Yapalım böyle yayınlar arkadaşlar. Devam edelim mi? Ama bak Mustafa'ya abone olmanız lazım. Takipçi olarak. İmkanı olan, desteklemek isteyen Yok destekleyebilir yani illa arkadaşlar. yani illa ücret ödemelerini bilmem tabii onu sen bilirsin de. Hani bedava dükkan açmıyorsan bilemeyeceğim de. En azından takip edin. Takipçi sayısı artsın falan. Ya da işte Zaten ne bileyim eşinizle dostunuzla paylaşın yayınları. Ya verebileceğiniz en güzel desteklerden birisi paylaşmak olur arkadaşlar. Takipçi olmayan yazamıyor zaten şu an. Bir de abonelik sistemi var Twitch'te. Aylık 5 dolar veriyorsun. Her ay yenileniyor. Abonelere özel, işte yanlarında Ses. özel bir şey çıkıyor. Verebiliriz mesela bak. Ses kartı benim böyle 100-200 tane lisans olan pluginim var elimde birkaç tane. Verebilirim mesela. Evet. Dağıtabiliriz. Mesela işte bu şey de öyle dedi bana. Katılanlar arasından. Ama Mis. senin botu çalıştırmamız lazım biraz o zaman. İsimleri tek tek alacak. Yo, onu otomatik yapıyoruz ya. Benim bot da güzel şey yapar. Tombala şekli kura çeker aslında Anladım. Peki botun ismini niye Samet koydun da. kanka? Ya bir arkadaşım var Samet diye, çok seviyorum. O yüzden Oradan mı? tam böyle moderatör havası, yargı dağıtan bir havası var diye öyle kodladık onu. Yapay Bir zeka. bakayım koda benim yazdığım koda cevap verecek mi bakalım. Bakayım ne cevap verecek. Ses kartı girişi yapsın, direkt aboneyim. Ya işte şimdi firmalar öyle şeyleri çok seviyor. Hani çünkü firmanın reklamını yapmış oluyorsun orada asıl. Ama onlar da bir şey görmek istiyor. Ya diyor, hani sen 10 izleniyorsun. İşte ya da 5 tane abonen var. 5 aboneye 5 tane ses kartı mı dağıtacağız? Ya şöyle bir de şöyle bir şey var. Anlattığımız, konuştuğumuz şeyler çok böyle hani böyle herkesten rahatlıkla birinin yanında böyle 6 ay 7 ay falan asistan olarak çalışıp da anca belki öğreneceğiniz şeyler. O yüzden biraz da bize kıymet gösterin yani o konuda. İlla bir şey almanız lazım değil karşında. Bilgi yeter arkadaşlar. Bilgi var ya bilginin değeri yok, fiyatı yok. Yani. Şimdi mix-up Öyle. olmasaydı Mixup olmasaydı, hiç ya da işte ne bileyim Bedik olmasaydı veya benzer şeyler olmasaydı. Çoğumuz hala YouTube'da yok ya sürünüyorduk. FL'de şey diziyorduk şimdi. Ya Çip evet. Pattern Kanka bak yaptım kopuyorum falan diye. diziyorduk hala. Ya mesela Genco Hoca geldi işte, biliyorsun. Genco Arın'ın o gün anlattığı şeyler, o Tabii deneyimler, o ya. tecrübeler. Yani bunu Burak. parayla almanız mümkün değil arkadaşlar. Ya da gidin YouTube'da herhangi bir ülkedeki bir öğretmenden duymanız mümkün değil. Bu adamların kendi başından geçen şeyler. Hani ben bu baskını aldığım konuklardan zaten onu talep ediyorum. Hani sektörü konuşalım, işte ne sıkıntılar çektin, neyi nasıl açtın, nasıl başladın.
Bunlar birebir deneyim. Hepiniz kendinizden bir şeyler bulacaksınız oradan. Yani. Hocam, Tropical House Sample ve Sound'ları nereden edinebilirim? Şimdi, sample konusuna gelince. Sample kullanıyorsanız lisanslı kullanın arkadaşlar. İnternetten indirip lisanssız bir şekilde satışa çıkarttığınız zaman gerçekten yakalıyorlar. Bu işin şakası yok. Hani çok keser biçersin, bambaşka bir hale getirirsin, başka. Splice'ı çok tavsiye ederim. Çünkü büyük bir dertten kurtarıyor. Kaç aylık? 5 dolar, 9 dolar bir şey. 200-300 tane şey indiriyorsunuz. Bütün şeyi indirmenize gerek yok yani. Bir paket açtın. 30 tane kick var. Dinledin, hoşuna gideni indirdin. Hepsinden bir kredi kesiyor falan yani. Ama şeyin Tropical House paketleri çok güzel. Herkes onu kullanıyor şu an. Laneika. Cymatics'in paketleri inanılmaz. Aklıma geldikçe söylerim. Mustafa bak biri yazmış bir arka plan hakikaten adamı hipnoz ediyor ya. Hoparlör var ya onun yerine başka bir şey bul kanka. Hangi arka plan? Ne hoparlörü ya? Ne arar la pazarda diyeceksin sen. Her şey baskındaki Hoparlör mü ne hoparlörü? ve şu anki arka plana baktım da. Baskındaki şu anda değil. Baskında kullandığın hoparlör yok mu? Onu şey yaptı, benim şu anki tek abonem canım Can yaptı. Onun tasarımı. Ona sormak lazım. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Hipnoz etmeyecek bir şeyle değiştirmemiz isteniyorsa. Hoparlör mü? Ya ben arka plan hipnoz ediyor falan deyince şuradaki ışıklar mı dedim. Şu Yok yok. arka plan çok saçma şu an. Ona bir şeyler yapacağım. Senin arka plan mı? Yok benim değil ya. Yayının arka planı şu an mavi hoparlör kulaklık vardı orada bir tane. Ya oraya Aha. yeşil bir tane git bir pazardan perde merde al yeşil perde. Ya Şey yap işte green screen yap. o işi yaparım. O değil şey dedim ya. Bizim arka planımız. Kameraların arkası var ya şu an. Mavi arka planlar ya ekranda Ha, tam onu demiyorlar. ya. Anladım Hoparlörlü anladım. olan var ya böyle hoparlör böyle sürekli böyle bir cıvış bıvış 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 hareket eden bir şey var. Evet. Ona bakınca ben baş dönmesi falan yaşıyorum. Onu diyorlar herhalde. Tamam. Can o konuyla ilgili bir şeyler çözeriz Aga kimse bağış atmıyor ya. Bu ne ya? artık. Olsun hocam. Yapacak bir şey yok. Neyse hadi bakalım. Aa evet şey söylemeyi unuttum. YouTube'da falan çok fazla sample, preset bulabilirsiniz. Royalty free. Adam kendisi tasarlamış. Ücretsiz veriyor. Evet. Bir artık var ya oho neler var. Çoğu şeyin de var zaten. Çoğu firmanın da free şeyi var. Cymatics'in sitesine girin. Adamların paketlerinin %80'i free. Şu an bir de %75, %80 indirim var. 4 Haziran diye. De. Bağımsızlık günleri ya. Her yerde var. 3-4 dolar bir çok güzel paketler var arkadaşlar. YouTube'a koyuyor ama altında yorumlara linkini koyuyor. Kalitelisini indirmen için. Tabii tabii. MP3 indirsen ne olur? Tabii canım. MP3. Splice'da kredilerimi bitiremeden yenilendi. Yani Splice'da şey var değil mi? Devrediyor. Kullanmadığın krediyi de devrediyor. İkinizden biri hiç canlı film ya da televizyon için kayıt yaptığınız bana azıcık zor geliyor. Mikrofonu doğru yere koymak filan. Yani o zor. Şey yapıyorum ben. Mikrofonu şuraya mı koysaydım, şuraya mı koysaydım diye denerken monitör özelliğini açıyorsun OBS'in ya da işte nerede kayıt alacaksan. Kendini duyarak yerleştiriyorsun. Ben öyle yerleştirdim yani. Mustafa, Sen mi hocam? bir sonraki yayında da ben buraya yazmışım. Eğer senin için uygunsa iyi bir prodüktör olmanın temel kurallarını konuşalım. Olur. Başlıklar 5-6 tane başlık var. Ondan sonra iyi bir DJ olmak için gerekenler falan diye bir sonraki yayınlarda böyle ilerleyen yayınlarda bir şeyler buluruz ya. Tabii Konuşuruz canım. seninle gerçi. Bu tarz şeyleri buradan yapalım işte.
Ben de uğraşmamış olurum kamerayla falan filan. Yani Böyle. keyif alıyorlarsa, devamının gelmesini istiyorlarsa Bilmiyorum. yani zaten Hoşlarına gidiyorsa yaparız tabii ki. tabii. Baba Kral demiş ki abi en iyi 100 DJ arasına nasıl gireriz? Onlardan biri olarak girersin. Evet. Daha nasıl Mixtap desem. Derya Deniz sonuçta abi denizden geliyor. Anlamadım. Ben çok mu yukarıda kaldım şeylerde ya chatte? Ne gibi? Şeyler yeni geldi bana. Şey mesajların yeni geldim. Arka plan muhabbetine. Çok takıldık ya. Ha. Olabilir. Yasa dışı sample'dan ne tür sıkıntılar çıkar? Telif cezalarına maruz kalırsınız arkadaşlar. Yani parçanızı kaldırmanız istenebilir. En kötü ihtim en iyi ihtimali söylüyorum. Mahkemelik olabilirsiniz. Arkadaşlarımın, tanıdıklarımın başına geldi yani bunlar. Hani parasını YouTube'a ödediğin zaman istediğin gibi kullan. Al öylece koy. Tabii onların da yine kendi içlerinde şartı var. Bazıları birebir kullanamazsın. Analayını değiştirmen lazım falan diyor da. Mix Yap YouTube kanalından seyredebilirsiniz bu yayını daha sonra. İnteraktif güzel oluyor. Ben zaten onun için bu Twitch'te yayın açmak istedim. Hani birebir etkileşim oluyor. Mustafa, bu bota bu soruları sen mi hazırlattırıyorsun? Yumurta kolisi sesi ne kadarın? Vaktim oldukça oraya ekliyorum hocam ben. Mixup YouTube yorumlarında gördüğüm en absürt yorumları o bota Anladım. ekliyorum. Benim kulaklığım Efe'li tanır mı diyor. Remix'te akapelle nereden bulabiliriz? Yabancıdan falan bulunuyor ama bir Mahmut Tuncer remix'i için akapelle bizim ayırmamız şart mıdır? Mahmut Tuncer remix'i için yani öncelikle hangi şirketten çıktıysa arayacaksın. Ben bu şarkı için remix yapmak istiyorum diyeceksin. Kanallara Duyulmayacak. ihtiyacım var diyeceksin. Aynen. Orijinalini çağrıştırmayacak, duyulmayacak şekilde değiştirirsen bir problem olmaz. Olsaydı Prodigy'nin başı yanardı yani. Tabii Her canım. şeyi sample. Bütün parça sample. Kesmiş. Yani bilmesek, biri göstermese bilmeyiz yani. Öyle olacak. Azar, prodüktörde bitmiyor o iş. Yani öyle anlaşmalar yapılıyor ki şirketlerle. Her şeyine şirket karar veriyor. Bana başımdan geçen bir şey anlatayım. Sanatçı adı ve şirket adını vermeyeceğim. İşte bir remix yapmam istendi bir şarkı için. Tamam dedim. Mail adresimi istediler. Verdim. Bir WeTransfer geldi. 8,5 GB. Ulan dedim ne yolladılar? Bütün albümü falan yolladılar herhalde. Tek tek sırayla yapayım diye. İndirdim bir tane şarkı. Bir baktım. Şimdi aranjeyi yapan adamın Logic projesi. Mix'i yapan adamın Özgür Yurtoğlu'nun mix yaptığı proje. Özgür Yurtoğlu'nun Studio One'da yaptığı edit projesi. Özgür Yurtoğlu'nun mastering projesi. Bu projeler ayrı ayrı. İşte diğer ilk alınan kayıtların olduğu Pro Tools projesi. Plak şirketi bunu öylece göndermiş. Şimdi ben bu mevzu işte aranjöre söyledim dedim. Bana ne yaptıysanız her şeyi yollamışlar. Başkasına yollarlarsa haberiniz de olsun. İşte elden ne gelir? Adamlara CD'ye basıp veriyoruz. Demek ki ben o CD'nin içerisinde porno bassam, yollasam dedi. Sana onu yollayacaklar dedi. İnsan bir açıp bakar ne gönderiyorum, ne yapıyorum diye dedi. Ama gelin görün ki yolluyorlar. Başınıza böyle şeyler gelebilir arkadaşlar. Elinize gelen şeyi de yayınlamamak zorundasınız. Sizden çıkmamak zorunda çünkü tespit de çok kolay. Abi Aynen. Bino Game, yani bilmiyorum Bino Game'den daha şey bir bağış yöntemi var mı? Bilen arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz? Şeye. Şemus abi, değil mi? Doğru söyledim. 500 lira göndereceğim yazmış bana Facebook'tan da Mustafa, sen bilirsin yani. Ben şimdi Yardımcı olun bence. aynen yardımcı olun arkadaşlar. Hani
Hemen hemen hemen. Hemen. Siz bir çıkın arkadaşlar. Siz bir gidin, ben abonelere falan alayım. Tamam, sorusunu soran çıksın kastı. Abi, Furkan Soysal hakkındaki düşünceleriniz, adam 1 milyon aboneye geçti. Adamın şansının %1'i bende olsa keşke. Arkadaşlar, evet, YouTube'da çok fazla kişi var. Arabik Remix'tir, bilmem nedir. 1 milyon aboneyi geçti. Ne oldu? Event mi geziyor? Yaptığı remixlerden hani YouTube'daki geliri var. Bildiğim kadarıyla. Genel olarak yorumluyorum. Furkan Soysal özelinde değil. Hani plak şirketleri getirip iş mi yapıyor? Yurt dışından eventler mi geliyor? Sadece rakamlara takılmayın arkadaşlar. Benim yaptığım bir tane remix var. Belki 1.000 dinlenmedi. Ben o şarkıdan 10.000 lira para aldım. Takılmayın yani böyle şeylere. YouTube kanalımın 2.000 abonesi var benim. 1.500 falan hatta. Para kazanması bile açık değil. Evet, hayırlı cuma sorularına devam. Network çok çok önemli burada. Hani önce iyi iş yapacaksınız, ondan sonra doğru kontak kuracaksınız. Hani o kadar çok şey okudum ki yıllarca. İşte Türk sanatçılar niye paylaşmıyor vokallerini? İşte yabancılar her zaman paylaşıyor bilmem ne. Şimdi ben bir yandan paylaşmamalarını iyi buluyorum. Abim DJ olduğu için, adam hani mesleğin 20. yılında, işte bir yere gideceği zaman o bir yandan parça indiriyor, ben bir yandan parça indiriyorum. Allah, Türkçe remix kategorisine bir gir. Yeni çıkan şeyleri bir dinliyorum. Doğru akor yok. Vokali oturtamamış. Şimdi akapellayı verdiğiniz zaman böyle şeyler başına gelebiliyor, yayılıyor. Yazıyorsun. Bazı öyle remixleri var ki orijinalinin üstünde çıkıyor. Yabancı birisi o adama iş getirecek olsa, bu adam kimmiş diyecek, yazacak mesela. Burayı yazacak. İşte çıkacak. 22 santim remix, isim bulamadım. Bir dinleyecek. Bunlar böyle mi iş yapıyor Türkiye'de? O yüzden hani biraz sıkı tutmaya çalışıyorlar ama bazen de dengesizlik yapıp hani proje paylaşımı, ya az önce bahsettiğim konu, yani adamın mahremini paylaşıyorlar. Geçen sene DJ Emek sırasında 70. sıradan gelen DJ L isimli bir eleman var. Ama araştırırsan göreceksin, bu arkadaşla alakalı internet. Aynen. DJL diye bir Kamil var. Aa. DJ Mag'e giren. Hiçbir yerde çalmıyor. Hiçbir şey de yok. Öyle bot. Yok. Aynen. O da 8 şey GB için upload nasıl sabretmişler? Etmişler? O ne ya? Ha, şeyi diyorsun. Ne diyordun hocam? Şey için dedin. yeni çıkan kulüplerle Türkiye'deki yeni DJ'ler kulüpleriyle nasıl iletişime geçiyor? Vallahi git bir tane kulübün önüne sahil şeridinde kapının önünden az 4-5 tane DJ görürsün çantayla bekleyen böyle. Ya da elinde USB kulaklıkla. Connection arkadaşlar, her şey connection. Evet. Bir yeri keşfetmek için önce küçük bir parçasını alırsın, sonra öbür parçasını, sonra öbür. Önce parçalara bölersin, sonra zapt edersin. Ya Anlatabiliyor muyum? aşırı önemli. Burak Yeter dedi geçen işte. Gönderin dedi şarkıları benim label'ıma. İleride Gönderin. Yani cevap gelmedi. Beğenmediler. Olabilir. Dünyanın sonu değil ya. abi Ben benim iki sene parça gönderdim ben. 2 sene. İki evet. sene. Her ay 4-5 tane parça gönderdim label'lara. Gene çıkmadı. Gene çıkarmadılar. Kendi label'ımı açtım bu sefer. Yani Ondan sonra da hepsi mail atmaya başladı. ben Kanka. mesela Soundtype Records'u kurdum. Niye kurdum? 2011'den beri ben direkt hani birlikte çalıştığım arkadaşlarım bana dediği şey, çevren çok iyi. Sen nasıl böyle her istediğinle iletişime geçebiliyorsun? Ulan bir şey yapmıyorum. Yazıyorum, cevap veriyorlar. Olağanüstü bir şey yaptığımız yok. İşte onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. İşte bizim çözemediğimiz şeyleri buluyorsun. Diyorum hani tamam, siz böyle diyorsunuz da sen de şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Tamam, ne olmuşuz burada? 3-4 kişi. O zaman bir tane label açalım.
Çok fazla kar amacı gütmeyelim. Hani masraflarını ödeyecek kadar. İnsanlar bağımsız bir şekilde rahat rahat şarkılarını çıkartsın. Onun için bayağı altyapı hazırladık falan. Hala tam aktif hale geçmedik. Ama işte şey yapacağım Emre hocam. İlerleyen zamanlarda. Yılda bir ya da iki kere yarışma şeklinde şarkını gönder. Dinleyelim. En çok beğenilene, en yükseldiğimize iyi bir jüri olacak. Aranjesini ücretsiz yapalım. Aranjesi, canlıları, mix'i, mastering'i ve hani tek bir kişinin altında olmayacak. Yani işte örnek veriyorum, ben aranjesini yapacağım. İşte Altan Turan gitarlarını çalacak. İstanbul Strings kemanlarını çalacak. İşte Emrah Çelik mix'ini yapacak. Böyle herkesin gönüllülüğüyle olacak bir proje. İsimler hayali. Henüz düşünüyoruz. Böyle bir Ben proje yapmak bedava istiyorum. ben para almadan yapmam onu söyleyeyim de. Ben veririm ya. Çünkü şey var. Hani Peşin gerçekten kırmızı meşin. güzel besteler yapan, hani bir şekilde sosyal medyayı etkili kullanamayıp, ulaştıramayıp, aranjesini yaptıramayıp ya da Türkiye standartlarında bile aranje yapamayan kişiler, aranje yaptırıp şarkılarını heba eden insanlar var. Evet. Mustafa Reis. Reis falan demeyin bana be. Remix dersi de Arkadaşlar versen efsane olur. Ya bence birazını da hani hepsini bir canlı yayında konuşmayalım. Birazını da bir evet. sonraki canlı yayınlara bırakalım bence. Aynen. Uzadıkça uzayacak yoksa. Yoksa sabaha kadar otururuz burada yani. Ben şey sorayım o zaman size son olarak. Şimdi İki bir kere iki. iki kere iki. Aynen. Bilinciniz hala açık mı diye. Ben burada canlı yayında Ableton'da işte bir şarkıyı remixlememizi, prodüksiyon yapmamızı falan isteyecek misiniz benden? Böyle bir talebiniz olacak mı? Yaptığım zaman izleyecek misiniz? İsteyecek Şimdi misiniz? İsterseniz Mustafa daha yayın açmayacak o yüzden. hani isteyeceksiniz gideceğim. Yapmayacağım falan. Şeyden dolayı söylüyorum. Böyle bir şey yapabilirim. Ama bunu izlemek zor. Çünkü kimse o izlediğiniz YouTube videolarındaki gibi, Instagram'da kısa videolar gibi. Hani boş kaldığın bir süre var abi. Çalışırken düşünüyorsun. Düşün taşın, düşün taşın. Bazen 2 saatte bir iş bitiriyorsun. Bazen 2 ay sürüyor. Hani bu çok Evet. sağlıklı bir yol değil. Ufak tefek şeyler yaparız Ableton'la canlı mesela ama komple bir proje yapmak falan. Sığmaz yani bir güne. Hani Bir Discord'a falan yayına sığmaz. yazın böyle aklınıza gelen hem benim Discord'uma hem MixUp'ın Discord'una görüş, öneri kategorileri var zaten. Yazın oralara aklınıza gelenler. Ha, Samet şey göndermiş. Bino Game videosu bağışı nasıl yapılır diye video göndermiş. Sana yeni mi geliyor onlar ya? Yo ben çok yukarıda kaldım ya. Uzun konuştum. Çenem düşüyor benim bir yerden sonra ya. Dead Mouse gibi 10 saat yayın nasıl yapalım abi? Dead Mouse bekar adam. Ben de bekarım da. Ya oyun İşi oynarken yok gücü, yapılıyor. işi yok gücü yok. Tabii. Oyun oynarken yapılıyor arkadaşlar. Ya da Deadmau5 Direct Studio'dayken Ableton size yansıtmadan öyle normal yaşamını direkt veriyor adam. Bayağı canlı kameradan veriyor. Hani onlar farklı şeyler. Evet. Bazen şükrediyorum koskoca Mustafa Başarılı arkadaş oldum. Mustafa Estağfurullah. sen böyle menemenci yaparken falan videonu falan çekeceksin mi? Ne yaparken? Menemen falan yaparken canlı yayında Twitch açacaksın mı yani? Yok. Tamam. Yok. Onu yapmayacağım. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şu hasta Salim direkt Twitch'te yapıyor. Yapar abi. Adamın sorunu yok ki. O haftalık program şu an güncel değil. Onu güncelleyeceğim. Çünkü belli bir izleyici kitlesi olana kadar o takvime uyumak mümkün değilmiş. Onu sonra da öğrenince işte. Edman Stüdyosu inanılmaz, evet. Sıfırdan şarkı mı yapıyoruz?
Öyle bir şeye başlamıştım. İki bölüm yaptık. Baya bir tane sadece vokalle başlıyorum. Bitiremedik ama o şarkıyı. Anladım. Yani prodüksiyon ben senin yerinde olsam, akıl vermek gibi olmasın da, ben senin yerinde olsam prodüksiyonla alakalı bir şeyler gösteririm ya da Ableton'u gösteririm en basitinden. Ya evet Millet evet onu yaparız Ableton'a canım. meraklı olanlar Ableton'u öğrenmiş olurlar en azından. Bildiğim şey yaptığım trikleri gösteririm. Ableton'da aklınıza takılan soruları açarım Ableton'u sorarsınız gösteririm yani eş zamanlı. Aynen. Daha fazla Yaparsın soru yani. almayalım. Diğer yayınlarda soru kalsın çünkü diğer yayınlarda siz geleceksiniz. Diğer yayınlarda da soru sorun yani. Onlar bulur. Bir cuma, bir hayırlı cumalar sorularını alırız. Bir prodüsörün bir parça yapması en fazla kaç gün sürer? Üç Yıllarca saat. sürebilir. Hiç Üç bilemez. saat. En çok satan parçayı 3 saatte yaptım. Bu Hadi zamana kadar buyur. çıkardığım parçalar içinde 3 saatte yaptım. Onunla ilgili konuşuruz, efektif çalışma ile Aynen. alakalı. Çünkü bir işin üzerinde ne kadar durursanız o kadar kötüye doğru gidiyor. Yakaladınız mı o şeyi? Tamam. Kopuyorsunuz değil mi? Dışarıda savaş çıksa ilgilenmeyeceksin. Kalkmayacaksın başından. Bitene kadar. Challenge yapmıştım ben öyle kendi kendime. Aa evet. Ya kendinizi motive etmenin yollarını bulursunuz. Onlarla ilgili biz de kendi şeylerimizi paylaşırız. Konuklarımız da onlarla ilgili şeyler anlatıyor. En yakın zamanda diğer yayınları bekliyoruz ama çok bekletmeyin demiştiniz. Yarın 10.30'da İlter Kalkancı konuk. Çok beğendim, çok beğendim. Eline sağlık. Güzel bir botsun. Arkadaşlar yani büyük ihtimalle her akşam mümkün olduğu kadar. Şeymus abi teşekkür ederim maaş için. 1010 mu? 10-10 mu? Ben anlayamadım. Ne yapmış? Ne kadar geldi maaş onu anlayamadım. 1010 değil mi ya? Ay korktum. 10 lira mı göndermiş? Ya hocam Adama öyle bak. deme Allah aşkına. Adam Batman'ın yarısı bunların dedelerinin babalarının bunların ya. Ya olsun Allah Allah. 10-10'dur. Hani şey çok 10 önemli. lira, 1000 lira olsa duramazsın diyecek şimdi. Hani 1000 lira da göndermez ya burada öldürüp. böyle bir destek görmek beni mutlu ediyor. Ya göndermese de olur ya. Buraya Tabii gelmesi canım. yeter ama. Adamın Aynen dibi. PUBG'ye gelmiyor ama. öyle. Olsun. Aşağı yukarı her akşam 22.30'da yayın açıyorum arkadaşlar. Yoğun aranjeleri falan olmadığı sürece, yetiştireceğim işler olmadığı sürece. Bunu da Discord sunucumdan, sosyal medyalardan hem Mixup'ın hem benim sosyal medyalarımdan duyuruyoruz. Hiç şey yapmayın Edeceğiz zaten. Yayını kapatalım. yani. Bir Çıkarız bir yerlere. Gideriz bir yerlere değil mi Mustafa? tabii canım bir yerlere gideriz. Burada sadece şey yapmıyorum. Dün mesela oturduk, sohbet ettik, YouTube'dan video izledik, oyun oynadık. Her zaman da kendimizi kasmayacağız arkadaşlar. Sohbet muhabbet de edeceğiz bol bol. Yalnızlık çekiyorsanız Mustafa ile muhabbet edersiniz işte. Mixup'ın Discord'u ne? Hemen tekrar gönderiyorum. Ben onu eklemiştim, aktif olmamış ya. Bota Şeyhmuz eklemiştim otomatik atacak şekilde. Nikini yaz Şeyhmuz bana Facebook'tan. Benimkini ben Japon harfleriyle değiştirdim. Şey yok mu Emre hocam? PUBG Lite. Mobilde misiniz? Lite yok ya, ben PUBG Lite oynamıyorum. Mobil mi Mobil oynuyorsunuz? oynuyorum işte şey bir tane iPad Air aldım onun için. Burada duruyor. Çok rahat oluyor onda oynamak ya. Çok rahat. Kasmıyor hiç. Çok fazla şey var ya şeyde. Bilgisayar versiyonunda. Hacker nereden çıktı? Hileci var falan. Zaten oynadığımız yarım saat, bir saat onunla da Öyle öyle. hileciyle. Soruları cevaplamayacağım şimdi. Sonra bir dahaki yayında artık. 2 saat olmuş neredeyse. PUBG'de yargı dağıtırım, evet maalesef. 10-15 leş ortalama. Hey maşallah. O zaman ne yapalım? Vedalaşalım mı? Bence de.
Bu arada yayın olmadığı sürelerde de Discord'lara gelin arkadaşlar. Orada yazışın. Ben bilgisayar başında prodüksiyon yaparken falan sesli sohbetlere falan da gelirim. Bu Orada yayınları da ben... Ha, pardon. birbirinizle kaynaşın oralarda. Bu yayınları ben Facebook sayfasından da duyuracağım. Şimdi biraz böyle yapalım mı yapalım oldu. Genelde hep böyle oluyor zaten. Spontan gelişiyor. Evet, çok Spontane. spontan gelişiyor. Ama belli bir planı oturtturuz zaman zaman. Zamanla, zaman zaman diyorum. Belli bir planı oturtturuz. Onu böyle bir saat, 2 saat veya gün içerisinde, bir gün önceden falan. Tabii. Onu daha önceden belli olur. Hani şimdi kitleye bağlı ya biraz da. Ne oluyor, ne bitiyor onu görüp ona göre yapıyoruz. Evet. Takvimidir, şeydir. Aynen. Aynen Discord'lara gelin abi. Sohbet muhabbet ederiz yani. Sesliye katılamasam da yazılı katılırım mutlaka. Tabii ya. Yani ne kadar connection, ne kadar birlik o kadar iyi. Ne kadar destek, ne kadar çok gelirseniz izlerseniz bizim için o kadar daha iyi. Çünkü insan Evet. mesela bugün sağ olsunlar geldiler, katıldılar. Şimdi bunu YouTube'dan Evet. seyreden arkadaşlarımız varsa da bu videonun Twitch kanalının linkini vereceğim. YouTube videosunun altına. Açıklama kısmına ekleriz onu. Açıklama kısmına yazarım. Şimdi siz buraya geldikçe insan diyor ki tamam ya hani doğru yoldayız. Ya işte bir yolumuz da yok aslında. Evet. Demek ki sevenimiz var, takip edenimiz var. Sohbetimizi, muhabbetimizi, yani verdiklerimizi anlatabiliyor muyum? Yani insan bunları gördükçe daha çok gaza geliyor. Morali düzeliyor, psikolojisi düzeliyor, ne bileyim, keyifleniyor. Bunları görmek güzel şeyler. Tabii işte Samet gibi böyle 5 lira da atarsanız, 10 lira atarsanız, Samet diyorum şeyimiz gibi. Olmaz ama. Olur mu ya? Evet. Şey yapın. Para YouTube'dan izleyen tamam. arkadaşlar. YouTube'dan izleyen arkadaşlar da bir dahaki sefere gelirlerse Twitch'e alma onları para vermeden. İleride şey yaparım ben zaten. Abonelere özel yayın falan. Öyle özellikler de var burada. Eyvallah. Full VIP, premium. Şey, Canlı yayında ne yapacağım bu canlı sefer yayınları kaçırmamak için arkadaşlar, o YouTube'da şu an açıklama kısmında link vardır. Tıklayın, takip edin. Zil gibi bir şey var. Ona tıkladığınız zaman ne zaman canlı yayına geçersek telefonunuza bildirim gelir. ben. Telefonunuza, e-mailinize. Yayınları da kaçırmamış olursunuz. Mustafa Başal Private Show. Aynen VIP. Very important person. VIP'nin açılımı değil mi? Ben şimdiye Çok kadar önemli. nasıl merak etmemişim acaba VIP'nin açılımının ne olduğunu. VIP'nin açılımı çok önemli kişi demek. Şimdiye kadar hiç merak etmemişim açılımı olup olmadığını. Niye? Evet, aydınlandım. Bu aydınlanmayla kapatalım artık. Değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Buraya gelen, bizi izleyen, sorularıyla destek veren, yayını destekleyen hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz.